Bir sorun yok değil mi görüntüde şu anda? Düzgün bir şekilde Hayır hocam. görebiliyor musun? Gayet Tamam. iyi hocam. Tamam. O zaman başlıyorum. Sağlık Bakanlığı sağlık iletişimi için televizyon, radyo, gazete gibi geleneksel mecraların yanı sıra sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Türkiye nüfusunun %64'ünün sosyal medya kullanıcısı olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu mecranın insan yaşamını küresel çapta tehdit eden yeni bir salgın hastalık hakkında haber alma ve bilgi edinme kaynağı olarak ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır diyoruz. Sosyal medya günümüzde bazı insanlar için birinci haber kaynağı biliyorsunuz. Artık televizyon evde bulundurmayan insanlar bile olmaya başladı. Ve sosyal medyada Sağlık Bakanlığı nerede bulunuyor diye baktığımızda kendi iletişim sayfalarında bunları sıralamışlar ve biz bunlara baktığımızda en çok Instagram hesaplarında takipçileri olduğunu gördük. 3,1 milyon takipçileri bulunuyor. Ve bunun üzerine acaba bu şeyde neler yapmışlar? Bu salgın sürecinde neler yapmışlar? Şimdi onun hangi çerçevede ele aldığımızı anlatacağım. Sağlık Bakanlığı'nın Instagram üzerinde yaptığı gönderi türü paylaşımları ele aldık ve platformun hikayeler özelliğini bunu ele almadık çünkü geriye dönük incelediğimiz için. Bu bağlamda Türkiye'de COVID-19 pandemi sürecinin başlangıcı sayılabilecek olan ilk vakanın görüldüğüne dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından basın açıklamasının yapıldığı 11 Mart 2020 tarihi temel alındı. O tarihten itibaren 11 Mayıs'a kadar 2 aylık süreci ilk dönem olarak ele aldık. Karşılaştırmak amacıyla ikinci dönem olarak da 1 Eylül ve 1 Kasım 2020 tarihleri arasına aldık. Yine 2 aylık bir dönem olarak. Bu dönemler arasında yaptıkları Instagram hesaplarında paylaşımları ele aldık. Bu tarihler pandeminin ülkemizde görülmeye başlandığı, dolayısıyla kısıtlamaların arttığı ilk dönem ile kısıtlamaların kaldırıldığı ve insanların nispeten rahat hareket ettiği ikinci bir dönemi kapsıyor. Baktığımızda toplam 123 günü biz ele aldık ve 297 adet gönderi paylaşıldığını gördük. İlk dönemde 207, ikinci dönemde ise 90 adet gönderi paylaşılmış. %30 ikinci dönem oluyor. %69,%70 ise ilk dönemde paylaşıldığını görüyoruz. Ve bu paylaşımlardan 198 adedi COVID-19 ile ilgili, bu pandemi ile ilgili bileşenler içeren gönderiler. Araştırmada şu soruları ele aldık. Ele alınan iki dönemde Sağlık Bakanlığı'nın Instagram hesabında paylaşılan gönderiler arasında ne gibi farklar var? İki dönem karşılaştırması yapıyoruz. Gönderilerde hangi çekicilikler ve temalar kullanılıyor? Reklam çekiciliklerinden bahsediyoruz burada. Reklam çekicilikleri kapsamında mizah, korku gibi çekicilikler var. Biraz sonra detaylarıyla anlatacağım. Ve temalar kullanılmış. Gönderilerde okuyucuya kim seslenmekte ve kimden bahsetmekte? Bu sorular çerçevesinde kodlama cetvelimizde reklam çekiciliklerini, kimin seslendiği, kimden bahsedildiği, hashtag kullanıyor mu ve kullanıyorsa hangi hashtagler yer almış, mesajların rasyonel ya da duygusal olma durumu, gönderi türleri ve mesaj temalarını ele aldık. Tabii ki bahsettiğim gibi bir sınırlılık söz konusu. Bütün gönderileri değil, başlangıçtaki 2 aylık süreyle 1 Eylül 1 Kasım arasındaki 2 aylık süreyi ele aldık ve sadece gönderi türü paylaşımları ele aldık, hikayeleri ele almadık. Ve şu bulgulara ulaştık. Öncelikle dikkat çekici bulgulardan bir tanesi, ilk dönemde pandemiyle alakalı gönderiler toplam o dönemdeki gönderilere oranla %78 oranında. Yani 207 gönderi yapılmış 11 Mart ile 11 Mayıs arasında. Bunların 163'ü pandemiyle alakalıymış. Bu oranda %78'e denk geliyor. İkinci dönemde ise daha az gönderi yapıldığını ve bu gönderilerin daha az bir oranının pandemiyle alakalı olduğunu görüyoruz. %40 kadar, %38,89. Toplamda bakıldığında ise gönderilerin oranının, bizim ele aldığımız gönderiler için, %66'sının pandemiyle alakalı olduğunu görüyoruz. Buradaki düşüş ilginç. Bunun da bazı sebeplerine dair bazı yorumlarda bulunacağız birazdan. Ve gönderilerle ilgili öncelikle genel bilgilere bakmak istiyorum. Gönderilerin bir kısmı video. Toplamda %28 kadarı video. Ve rasyonel duygusal olarak baktığınızda %93'ünde rasyonel bileşenler, %24'ünde ise duygusal bileşenler olduğunu
görüyoruz. Bunların toplamı 100'den fazla olduğu için bunun sebebini söylemek istiyorum. Çünkü hem rasyonel hem de duygusal bileşenleri içerebilen gönderiler olabiliyor. Özellikle de video türü uzun içeriklerde, çok şeyin söylendiği içeriklerde bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Ve hashtaglere baktığımızda %31'inde hashtag olduğunu ve %3'ünde de ikinci bir hashtag olduğunu görebiliyoruz. Gönderi türlerini biz ele almak istedik. İncelerken şunu fark ettik, çünkü gönderilerin çeşitli kategorilere ayrılabileceğini, hani belli konseptler bağlamında paylaştıklarını gördük. Ve en çok genel bilgilendirici gönderiler, %88 oranında genel bilgilendirici gönderiler. Turkuaz tablo dediğimiz bir tablo paylaşıldı uzun bir süre, biliyorsunuz. Bu %22'sini oluşturuyor. İkinci dönemde sadece bir adet var turkuaz tablodan. Çünkü 1 Eylül'de, bizim başlangıç tarihimizde ikinci dönem olarak 1 Eylül'de son turkuaz tabloyu paylaştılar. Ve Instagram'dan, sosyal medya hesaplarından turkuaz tablo vaka sayısı paylaşımlarını bıraktılar. Kamuoyu duyuruları paylaşıyorlar %11 oranında. Uygulama tanıtımları, hatırlatma servisi başlığı altında bilgiler ve COVID-19 sözlüğü başlığı altında bilgiler. Bir de özel günler, özellikle de sağlıkçılarla ilgili özel günlerle ilgili paylaşımlar yaptıklarını gördük. Hashtaglere baktığımızda Hayat Eve Sığar, Biz Bize Yeteriz Türkiye'm, Sağlık Elimizde, Sorun Küresel Mücadele Ulusal, Birlikte Yeneceğiz, COVID-19 sözlüğü, Birlikte Daha Güçlüyüz ve diğer olarak bunları ayırdık. Burada dikkat çekici olan Hayat Eve Sığar gönderisinin toplamda tüm gönderiler ele alındığında %15'i oluşturması. Ancak ikinci dönemde Hayat Eve Sığar hashtagine hiç kullanılmamış olması. Hashtag olarak sadece, hani bu ifadenin geçmesi olarak demiyorum ama hashtag olarak kullanılması. İkinci dönemde daha çok ağırlıkla Sağlık Elimizde paylaşımları yapılmış ve COVID-19 sözlü paylaşımları yapılmış. Biz Bize Yeteriz, Sorun Küresel Mücadele Ulusal, Birlikte Yeneceğiz hiç paylaşılmamış. Bu dikkat çekici olabilir. Ve kim sesleniyor acaba? Baktığımızda Sağlık Bakanı'nın %34 oranında, %34,85 oranında seslendiğini görüyoruz. Burada aslında bunun temel bir sebebi var. Turkuaz tabloların çoğunda Sağlık Bakanı'nın konuyla ilgili, o günkü vaka sayısıyla, hasta oranıyla ilgili yorumları bulunduğu için, turkuaz tablo ilk başta, ilk dönemde daha çok bulunduğu için 63 ve %38 oranında bakıyoruz. Sağlık Bakanı paylaşımlarda bulunmuş. Sağlık Bakanı seslenmiş yani. Ama ikinci dönemde sadece 6 gönderide, yani %17'de, %17'lik bir oranda Sağlık Bakanı'nın paylaşımlarda seslendiğini görüyoruz. Bunun haricinde ünlü kullanımı var. İkinci dönemde hiç ünlü kullanılmamış. Cumhurbaşkanımızın seslenmesi sadece ilk dönemde. Doktorların seslendikleri iki dönemde de var. Ama nispeten daha az olarak 5 gönderi ve 4 gönderi. Dünya Sağlık Örgütü'nden birilerinin seslendiği gönderiler var. Bunlar da sadece 2 ay ilk dönemde olarak karşımıza çıktı. Gönderilerde kimlerden bahsedildiğini ele almak istedik. Herkese bir şey söylüyorlar. Bir de çocuklar, yaşlılar, sağlık çalışanları, kronik hastalıkları olan vatandaşlar, aileler, gençler ya da bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlar gibi seslenilen, aslında kimlerden bahsedildiğini, daha doğrusu seslenilen demeyelim, gördük. Bunlar tabii çoğunlukla herkese hitap eden, toplumun geneline hitap eden %77 oranında bunu görüyoruz. Toplamı bakıldığında ikinci sırada sağlık çalışanları geliyor. Daha sonra çocuklar geliyor %9,6 oranında. Ben burada şunu ilginç görüyorum. Gençlerin aslında çok fazla bahsedilmediği, hani gençler de aslında bakarsanız şey yapıyorlar, hem sosyal medya kullanıcısı olarak önemliler, hem de hani gençlere bu hastalık bulaşmaz gibi bir maalesef bir algı oluştuğu için onların daha fazla belki de bu gönderilerde ele alınması önemli olabilirdi diye düşünüyorum. Ama ilk dönemde sadece 2 adet gönderide %1,23. İkinci dönemde 1 adet gönderide. İkinci dönemde toplam gönderi sayısı daha az olduğu için 1 adet gönderi 2,86'ya tekabül ediyor. Bu şekilde daha az sayıda onlardan bahsediliyor. Gönderilerde kullanılan çekiciliklere baktığımızda tabii ki öncelikle tedbirlerden, yani güvenlik önlemleri, tedbirler.
Bu arada çekicilikler kavramını da anlatayım. Çekicilikler, ben reklam alanında çalışıyorum. Reklam çekicilikleri, ad appeals diye bir kavramımız var ve burada aslında hitap şekillerinden bahsediyoruz. Yani bizim alanımızda böyle bir kavram kullanılıyor ama aslında hitap şekilleri nasıl hitap ediyoruz? Mesajın alıcısına bundan bahsediyoruz. Güvenlik önlemleri, yani tedbirler, rahatlama, iyimserlik, toplumsal danışma, korku, tehdit, mücadele, sağlık çalışanlarına saygı, boş zaman değerlendirme ve mizah bakımından ele aldığımızda mizahı buraya özellikle koymak istedim. Mizah temel çekiciliklerden bir tanesidir. Markaların özellikle reklamlarda seslendiği temel çekiciliklerden bir tanesidir. Ama Sağlık Bakanlığı'nın gönderilerinde bunu hiç rastlamadık. Sıfır olduğu halde buraya koymak istedik. Çünkü sorun ciddi olduğu için bu yönde bir paylaşım yapılmamış Instagram üzerinde. Bizim ele aldığımız örneklemde, tarih aralığında. Ve en çok %62 oranıyla güvenlik. Daha sonra rahatlatma, iyimserlik, toplumsal danışma, korkutma ve tehdit geliyor. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Rahatlatma ve korku tehdit arasında bu şekilde bir fark var. %28 rahatlatıcı, yani daha iyi olacak. İyimserlik de %20 oranındaydı. Daha iyi olacak şeklinde paylaşımlar yapılmış. %10 oranında korkutucu ya da bir tehdit var. Dikkat edelim anlamında. Paylaşımlar, bunun vurgulandığı paylaşımlar yapılmış. Bu da dikkat çekici. Toplumu rahatlatmaya yönelik, endişeleri azaltmaya yönelik paylaşımlar yapılmış. Mesaj temalarını ele aldık. Burada bu tabloyu ayrıca parçalara bölerek anlatacağım. Ama en çok dikkati çeken burada el yıkama, genel tedbir ifadesi. Yani hangi tedbir olduğundan bahsetmeden tedbir alalım şeklinde bahsedilenler. Maske kullanımı, evde kalma, bunlar en yüksek oranda çıkanlar. Özellikle el yıkama, genel tedbir ifadesi ve evde kalma %18'lik paylarıyla birbirine yakın orandılar tüm gönderilerde. Ama şöyle bir şey var. İlk dönemde en çok evde kalma temasına vurgu yapılırken ikinci dönemde el yıkama teması ön plana çıkmış. Onu görüyoruz dönemleri karşılaştırdığımızda. Evde kalma temasında ikinci dönemde hiç değinilmemiş olması burada dikkat çekici olarak karşımıza çıkıyor. Evde kalma teması İlk dönemde %22 oranında gönderilerde paylaşılırken ikinci dönemde sıfır, herhangi bir gönderide rastlamadık. Maske kullanımı temasının kullanımında ikinci dönemde hafif bir artış var. Ama belki burada şu söylenebilir, evde kalma vurgusu yapılmıyorsa en azından maske vurgusu daha da fazla yapılabilirdi, belki bu söylenebilir. Ve bu tablonun detayına baktığımızda sosyal mesafe tedbirleri olarak ayırdığımızda İkinci dönemde sosyal mesafe tedbirlerinin böyle detaylı ele alınmadığını görüyoruz. Buna ne kastediyoruz sosyal mesafe tedbirleri? Evde kalma, temastan kaçınma, sosyal mesafe ifadesi özellikle. Seyahat yasakları, 14 gün karantinada kalma, uzaktan selamlaşma, ziyaretçi kabul etmeme gibi tabloda görebileceğiniz pek çok detaylı aslında şeyler var, başlıklar var. Bunlar ilk dönemde ayrı ayrı ele alınırken ikinci dönemde sadece temastan kaçınma ve sosyal medya, pardon, sosyal mesafe ifadesi özellikle kullanılmış. Ama hijyen tedbirlerine baktığımızda gene çeşitliliğin nispeten daha fazla olduğunu görüyoruz ve el yıkamaya vurgunun arttığını görüyoruz. İkinci dönemde yüzey temizliği, kıyafet temizliği ve öksürürken ağzı kapatma gibi konulara değinmemişler. Ve el yıkama %34 oranında ikinci dönemde. İlk dönemde bu %15 oranındaydı. Gönderilerin %15'ini oluşturuyordu. Ve diğer tedbirlere baktığımızda maske kullanımı, genel tedbir ifadesi, ruh sağlığını koruma, bu önemli bir aslında tarafı pandeminin. Çok da belki vurgulanmayan ama oldukça önemli bir tarafı. Sağlık kuruluşuna başvurma, bağışıklık sistemini güçlendirme gibi şeyler ele alınmış. Bazıları bu tabloda da görebileceğiniz gibi ikinci dönemde hiç ele alınmamışlar. Ve sonuç ve değerlendirme yaptığımızda %79 ilk başta ilk dönemdeki pandemiyle alakalı gönderiler. Bu %39'a düşüyor. Bunun sebebi olarak turkuaz tablo paylaşımlarının tamamen bırakılması aslında bir faktör. Yani her gün bir tablo paylaşıldığında 2 aylık süreçte en az 60 tane, 60 gönderi daha fazla çıkması gerekiyordu. Bu da aslında tamamlamıyor. Aradaki fark gene de daha az oluyor ama bunun paylaşılmaması gönderilerde bir iki dönemde bir fark oluşturuyor.
Gönderilerin çoğu rasyonel. Hayat eve sığar hashtag'i daha çok kullanmış. Özellikle ilk dönemde, ikinci dönemde yok maalesef. Gönderilerin %35'inde Sağlık Bakanı sesleniyor. %78'inde toplumun genelinden bahsediliyor. %62 güvenlik önlemleri, tedbirler. Ondan sonra mizah çekiciliğine yer verilmediğini tekrarlayalım. Toplumsal dayanışma çekiciliği %11'inde gönderilerin. Ve gönderilerin %18,7'sinde el yıkama, %30'unda sosyal mesafe tedbirlerinden en az biri, %24'ünde ise hijyen tedbirlerinden en az biri bulunuyor. Şöyle önerilerde bulunmak istiyorum ben araştırmacılara. Bir kere bu konuda daha geniş bir dönemin ele alınması gerektiğinde, yani buna şüphe yok, bunda fayda olacaktır. Biz iki dönemin karşılaştırmasını yaptık ama belki de yaz dönemi de ele alınarak oradan da gibi değişimler olmuş. Daha geniş bir dönemin ele alınması gerekiyor ve farklı bakanlıklar acaba bu konularda ne demişler? Mesela Turizm Bakanlığı ne demiş gibi bir şeyler ele alınabilir. Yani örneklem genişletilerek bunların ele alınması önerilebilir. Sağlık Bakanlığı'na da şunu önerebiliriz. Turkuaz tablo paylaşımlarının bitmesi aslında bu gönderi sayısının azalmasına ve gönderi, hani bu konunun vurgulanmasının daha da düşmesine sebep oluyor. Ve çocuklar, çocuklu aileler, gençler, yaşlılar, yalnız yaşayanlar, evden çalışanlar gibi aslında bizim rastlamadığımız şeyler de var burada. Yaşlılardan, gençlerden bahsediyorlar ama mesela yalnız yaşayanlardan, evden çalışanlardan bahsedilmiyor. Bu hedef kitlelere farklı pratik çözümler sunularak gönderiler arttırılabilir. Turkuaz tablonun paylaşılmaması paylaşımları azaltmamalı diye düşünüyorum. Ve bu sunum bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İsterseniz ikinci sunuma da doğrudan geçebilirim. Teşekkür Evet, ederiz. geçiyorum ikinci sunuma tekrar. Sırada ikinci sunumda ben Buyurun hocam, görünüyorum. dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Burada da şunu ele aldık. Acaba markalar ne yapıyorlar? Tüketicilerine, hedef kitlelerine hitap ettiklerinde nasıl hitap ediyorlar? Bunu ele almak istedik. Instagram tabii ki bir temas noktası olarak önemli markalar için. Pandemi sürecinin başlamasıyla tabii ki markalar da bu konuda paylaşımlar yapmaya başladılar. Bu hatta televizyon reklamlarında da çok gördük. Birbirinin benzeri reklamlar yapmaya başladılar ama acaba Instagram'da ne yaptılar? Yani bakanlık Instagram'da bu şekilde davrandığında acaba markalar nasıl davranıyorlar? Bunu da ele almak istedik. Yeni normal kavramı acaba var mı? Yeni normali var mı markaların? Buna bakmak istedik ve araştırma sorularımızı şu şekilde formüle ettik. 1 Haziran 2020 öncesi ve sonrası pandemiyle ilgili bileşenler içeren gönderilerde ne gibi farklar bulunuyor? Markalar pandemi sürecinde tüketicilere hangi çekicilikleri kullanarak sesleniyorlar? Pandemi sürecinde hangi temaları ele alıyorlar? Hangi yaratıcı yaklaşımları kullanıyorlar? Bunları ele almak istedik. Ve örneklemi oluştururken marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasına 2020 versiyonunu ele almak istedik. Burada ilk 10 marka, burada gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları ile başlıyor. Biz bunlardan ilk 5'ini alalım dedik. Yalnız Türk Hava Yolları Instagram hesabında Türkçe paylaşımlar yapmıyor. Global bir hedef kitleye yönelik İngilizce paylaşımlar yapıyor. O yüzden biz ikinciden başlayarak ele almak istedik. Burada Ziraat Bankası, Garanti, Turkcell, Arçelik ve Türk Telekom olduğunu görebilirsiniz. Takipçi oranları da bu şekilde. Özellikle Turkcell'in daha yoğun kullandığını ve daha fazla takipçisi olduğunu görebiliyoruz. Burada 13 Mart ve 1 Eylül tarihleri arasını ele aldık. Toplam 501 gönderiyi inceledik. Pandemi süreciyle ilgili bileşenler içeren 171 gönderi, toplam 5 markanın 171 gönderisi olduğunu bulduk. Kodlama cetvelimizde reklam çekicikleri, kullanılan temalar ve yaratıcı yaklaşımları ele aldık. Bir önceki çalışmada bahsettiğim gibi hikayeler özelliğini ele almadık. Burada gene gönderileri ele aldık sadece. Ve
şu bulgulara ulaştık. Her bankanın, her markanın farklı tarihlerde bu ilk gönderilerini yaptığını, yani pandemiyle ilgili ilk gönderi farklı tarihlerde yapılmış. Bunu fark ettik. Ziraat Bankası 17 Mart'ta, Garanti 17 Mart'ta, Turkcell 13 Mart'ta, Arçelik 19 Mart'ta ve Türk Telekom 20 Mart'ta paylaşımlarına başlamış. Şöyle bir şey görüyoruz. 1 Haziran öncesi ve 1 Haziran 1 Eylül arası. Gene burada bir iki dönem karşılaştırması yapmak istedik. Ve burada yaz dönemi, ikinci dönemimiz aslında burada ele aldığımız yaz dönemi. Bunu yaparken şunu düşündük. 1 Haziran'dan sonra yavaş yavaş yasaklar kalktı biliyorsunuz. Hani karantina tekrar günümüze kadar karantina ile ilgili bir şey yapılmadı. Öncesinde hafta sonu sınırlamaları falan vardı. Ve ne gibi bir fark ortaya çıktı? Bunu görmek istedik. Burada gönderi, toplam gönderileri markanın ve pandemiyle ilgili bileşenler içeren gönderilerini görebilirsiniz. P nokta gönderi yazdığımız bu şekilde. Burada en ilginç sonuç aslında bütün markaların 1 Haziran'dan sonra pandemiyle ilgili bileşenler içeren gönderilerini çok ciddi oranda düşürmesi. %60 oranında öncesinde pandemiyle ilgili bileşenler içeren gönderiler paylaşırken daha sonrasında bu %5'e düşmüş. Çok ciddi bir düşüş söz konusu. Ziraat Bankası hiçbir şey paylaşmamış 1 Haziran'dan sonra pandemiyle alakalı. Garanti Bankası 3 adet gönderi, Turkcell 4 adet gönderi, Arçelik 1 adet gönderi, Türk Telekom ise 4 adet gönderi paylaşmış. Gönderi oranlarına göre, toplam gönderi sayılarına göre bakıldığında bu şekilde çıkıyor ortaya. Garanti %6 oranında, Turkcell %6 oranında, Arçelik'in gönderilerinin %2'si pandemiyle alakalıymış. O da bir gönderi yapıyor. Böyle bir tablo var. Daha sonra bu gönderilerin acaba hani ele aldığımız 171 adet pandemiyle alakalı bileşenler içeren gönderinin özellikleri nelermiş? Bunu ele aldık. Ve rasyonel duygusal video paylaşımı, ürün hizmet tanıtma amaçlı olması, reklam spotu olması gibi bileşenler açısından ele aldık. %76 tüm gönderilerin %76'sı rasyonel, %32'si duygusal. Video oranı %55. Ürün hizmet tanıtma amaçlı olanları, yani hem pandemiyle alakalı bileşenler içeriyor hem de ürün hizmeti de bir şekilde tanıtmaya çalışıyor. Bu gönderiler %48 oranında. Reklam spotunun doğrudan Instagram'da paylaşılması da %21 oranında. Ziraat Bankası'nda kullanılan çekiciklere baktığımızda sadece ilk dönemde vardı. Tekrar hatırlatayım. Sağlık en fazla, kolaylık, modernlik, son teknoloji, vatanseverlik, toplumsal dayanışma, yardımseverlik, aile, sağlık çalışanlarına saygı, markanın kendi çalışanlarına saygısı, büyüklere saygı, mutluluk çekiciliklerini kullanıyorlarmış. Sağlık %34 oranında, kolaylık %23 oranında ve modernlik, pardon affedersiniz yanlış söyledim, sağlık %84 oranında, kolaylık %34 oranında, modernlik, son teknoloji %23 oranında. Garantide sağlık %76 oranında ele alınmış. Kolaylık %50, güvenlik önlemleri yani tedbirler, pandemiyle ilgili tedbirler %28 oranında. Turkcell'de kolaylık ön planda %39 oranında, %34 oranında ise sağlık ve ardından %26 mutluluk olduğunu bulduk. Arçelik'te kolaylık yine %66, sağlık %58, mutluluk %45. Mutluluk Türk Telekom'da %44, fırsat var Türk Telekom'da %40 oranında, %39,5. Ve kolaylık çekiciliği %31 oranında. Sağlık çekiciliği Türk Telekom'un gönderileri arasında daha aşağılarda %18 sıralarında. Ve tüm gönderilerdeki tüm çekiciliklere baktığımızda bu sefer hani hepsine baktığımız zaman sağlığın daha önde olduğunu görüyoruz. Kolaylık, güvenlik, tedbir, mutluluk bu şekilde gidiyor. Burada tabii enteresan olan şey kolaylık ve fırsat gibi çekiciklerin böyle üst sıralarda çıkıyor olması. Aslında markalar şeylerini, ürünlerini ilk başta da söylediğimiz gibi şuradan biraz geri alayım da oradan size tekrar göstereyim. %48 oranında
ürün hizmet tanıtma amaçlı pandemiyle ilgili gönderiler. Bir şekilde bu süreçte ürünlerine, hizmetlerine nasıl kolayca ulaşılabileceği ya da onların nasıl hayatı kolaylaştırabileceği gibi şeyleri de araya sıkıştırmışlar. Açıkçası bu şekilde söyleyebiliriz. Bankalar için uygulama kullanımı, uzaktan şubeye gitmeden erişim gibiler. Mesela Arçelik gibi markalar için ürünleriyle evde yapılabilecekler ve onların ne kadar hayatı kolaylaştırdığı gibi paylaşımlar yapılmış. Temalara baktığımızda evde kalma temasını %46 oranında, sosyal mesafe temasını %29 oranında, maske kullanımı temasını %12 oranında kullandıklarını görüyoruz. Evden çalışma, evden eğitim daha az ama onlar da var. Eldiven kullanımı var. Çalışma saatlerin düzenlenmesi, hani şubelere, mağazalara ulaşımla ilgili şeyler paylaşılmış. Dezenfektan kullanımı ve dezenfekte etme. Yani ürünleri mağazayı dezenfekte etme gibi ya da dezenfektan kullanımı, işte mağazaya girdiğinizde dezenfektanı burada bulabilirsiniz, kullanabilirsiniz, mağazalarımızda hazır bulunuyor şeklindeki paylaşımlardan bahsediyoruz. Ekonomik destek ihtiyaç karşılama ise markaların topluma ekonomik destek olarak ya da sağlıkçılara ekonomik destek olarak neler yaptıkları ve ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarına dair paylaşımlar. Mesela Arçelik'in küçük ev aletlerinden sağlık çalışanlarına gönderdikleri, hastanelere gönderdikleri gibi paylaşımları vardı. Bankaların, Türk Telekom'un mesela şey yaptıkları, çalışanları sayısınca bağışlar yaptıkları, her çalışanımız için şu kadar bağış yaptık, toplamda şu kadar bağış yaptık gibi. Ve bu temalara baktığımızda markalar bazında sosyal mesafe Ziraat Bankası'nda en fazla ve Ziraat Bankası'nda pek çok diğer şey yok. Maske kullanımı, dezenfektan kullanımı, evden eğitim, evden çalışma gibi şeyler yok. Garanti Bankası'nda evde kalma teması daha fazla. Turkcell'de %51 gene evde kalma. Arçelik'te evde kalma %20 ama burada daha dengeli bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz en azından ilk maddeler için. %29 dezenfektan kullanımı daha fazla Arçelik'te. Türk Telekom'da gene evde kalma teması var. Tüm gönderilerde en fazla %46 oranında evde kalmaktan bahsediliyor. Burada dikkat çekici olan şeylerden bir tanesi herkes aslında bakarsanız bütün markalar evde kalmaktan bahsederken Ziraat Bankası'nın evde kalma temasını %3 oranında sadece bir gönderide kullanıyor olması dikkat çekici olarak söylenebilir. Kullanım durumu, yaratıcı yaklaşımlar yani onlara baktığımızda kullanım durumu %43 oranında, marka imajı %24 oranında ve kullanıcı imajı %9 oranında kullanılmış tüm gönderilerde, tüm markalar için. Kullanım durumunun yüksek çıkması normal çünkü ürünlerinin kullanımıyla bağlaştırıyorlar ve o şekilde pandemiyle ilgili mesajlar veriyorlar. Sonuç ve değerlendirme yaptığımızda 1 Haziran'a kadar olan dönemde gönderilerin %60'ında pandemiyle ilgili bileşenler bulunurken sonraki dönemde yapılan gönderilerin sadece %5'inde bu tür bileşenlere rastlanmış. 1 Haziran'a kadar azalan yeni vaka sayıları ile virüsün yenildiği algısının markaların bu konuda paylaşımlarına son vermelerinde etkili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte paylaşım oranlarındaki düşüşün dikkat çekicini tekrar vurgulamak istiyorum. Belki de şöyle bir yorum yapılabilir burada. Markalar tüketicilerine seslenirken özellikle mutluluk çekiciliğini mesela ne kadar yoğun kullandığını belki dikkat etmişsinizdir. Markalar genellikle olumlu mesajlarla tüketicilerine yaklaşmaya çalışıyorlar ve reklamlarında da özellikle TV spotlarında baktığınızda iyimserlik, daha iyi olacağız, birlikte başaracağız, hem dayanışma hem de iyimserliğin çok yoğun olduğunu görüyorsunuz. Ve markalar bu tedbirleri paylaşırken belki de artık yaz döneminde tüketicilerinin endişelendirecek paylaşımlardan kaçınmak istediler ama bunun tabii ki bütün herkesin, markaların da görevi olduğunu belki söyleyebiliriz. Bu pandemi sürecinde toplumun tümünü alakadar eden bir konuyla alakalı belki de en azından hatırlatıcı paylaşımlar yapmak, maske takmayı hatırlatıcı paylaşımlar yapmakta bir zarar olmayacağını düşünüyorum.
Gönderilerde en çok işlenen tema evde kalma, sosyal mesafe, maske kullanımı. Markalar evden eğitim ve evden çalışmaya %6 ve %3 oranlarında yer vermişler. Gönderilerin %7'sinde markaların ekonomiye nasıl destek verdiği gösteriliyor. Rasyonel gönderiler %76, duygusal gönderiler %33 oranında. Mizah çekiciliğine yer verilmemiş, korku çekiciliği ise sadece bir gönderide. Garanti Bankası'nın bir gönderisinde yer alıyordu. Mizah çekiciliği bakanlıkta olduğu gibi burada da kullanılmamış. En çok kullanılan çekicilikler tüm gönderilere bakıldığında sağlık, kolaylık, güvenlik ve en çok kullanılan yaratıcı yaklaşım kullanım durumudur. Buradan hareketle markaların pandemi sürecinde çeşitli kısıtlamalara karşı karşıya kalan tüketicilere ürün ve hizmetleri ile sundukları kolaylıkları aktarmaya çalıştığı söylenebilir. Ve şu önerilerde bulunabilir araştırmacılara. Mesaj stratejileri belki bakanlık ve özel kuruluşlar, mesela bakanlığı inceledik ama hani karşılaştırma amacıyla tek bir çalışmada ele almadık biz. İki farklı çalışma olarak ele aldığımız için belki tek bir çalışmada mesela özel bankalar ve kamu bankaları farkları incelenebilir. Sosyal medya platformların farklı platformların kendine has özellikleri var. Belki daha farklı sonuçlar elde edilebilir. O yüzden farklı platformlar ele alınabilir. Ve markalara da şu önerilerde bulunabilir. Pandemi süreciyle ilgili önlemlerin alınmasını teşvik edecek gönderilerin kesilmemesi önerilebilir. Çünkü dediğimiz gibi bu toplumun tamamını alakadar eden bir konu. Ve markaların da burada elini taşın altına koyması ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam. Değerli çalışmanız için değerli bilgiler aktardınız. Sıradaki bildiri Gagavuzeli Türklerinin dokuma sanatı Profesör Didem Atiş hocamızı dinleyeceğiz. Hocam sesinizi duyamıyoruz. Mikrofonumuz kapalı mı acaba? Sesinizi hiç alamıyorum. Diğer hocalarımız sesini alamıyor mu? Hocam şimdi kapalı. Duyuyor musunuz? Evet şimdi oldu. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Şöyle. Hadi. Nereye gitti sunum? Görüyor musunuz? Evet, evet. Tamam. Sayın Oturum Başkanı ve değerli katılımcılar, öncelikle merhaba. Bildirimde sizlere Gagauzeli Türklerinin dokuma sanatını aktaracağım. Gagauz Türkleri ve onların dokuma sanatı üzerine yapılan çalışmalar çok azdır. Bu nedenle literatür taramalarında fazla da kaynak bulunmamaktadır. Çalışma daha çok sahada yapılan araştırmalara dayanmaktadır. Alan araştırmasında Gagauzeli'nde Türklerin yaşadığı tüm köylere gidilmiş, müzeler ve evlerdeki dokumalar tespit edilmiştir. Dokumaları hakkındaki bilgiler kaynak kişilerden karşılıklı görüşme yoluyla derlenmiştir. Dokumalara geçmeden önce kısaca Gagauz Türklerinin kökenine baktığımızda birçok hipotez olduğunu görmekteyiz. Bazı araştırmacılar Türkleşmiş Hristiyanlar, Hristiyanlaşmış Türkler, Türk dilini kabul eden Bulgarlar, 10. yüzyıldan itibaren Balkanlara yerleşen Kuzey Türk boylarının Peçenek Uz soylarından geldiklerini, 13. yüzyılda Sultan Keykavus önderliğinde Dobruca'ya göç eden Küçük Asya Türklerinin torunları olduklarını belirtirler. Valentina Perçemli, doktora tezinde Gagauzların Anadolu'dan geldikleri ve Selçuklu Türklerinden oldukları görüşünün Osman Turan, Halil İnalcık, Kemal Kaypak, Faruk Sümer ve İstafan Cansızov tarafından beriktendiğini de belirtmiştir. Çek tarihçi ve araştırmacı Konstantin Jirazek ise Gagauzların Moğol istilasından sonra Bulgaristan'a yerleşmiş olan Kıpçakların bakiyeleri olarak kabul etmektedir diye belirtmiştir. Bunun dışında Komrat Müzesi'nde sözlü görüşmeler sırasında kendilerini Gagauzların Tuna'dan gelerek Boş Basarabya kıyılarına hem 1806
1812 yıllarındaki Rus-Türk Savaşı'nda hem de sonradan geldikleri bilgisi alınmıştır. 1822 yılında Tuna'dan gelenler 5 yere yerleşmiştir. Yukarı Bucak, İzmail, Aşağıki Bucak, Kagul ve Purut. Şimdi ekranda görüldüğü üzere Gagauzlar günümüzde Gagauz Özerk bölgesindeki Moldova'nın içinde yer almakta bu bölge. Tamamen dış ticaret olarak da Moldova'ya bağlılar. O yüzden bir sürü bunu şey dışı söylüyorum. Bir sürü ürünlerini de yurt dışına paylaşamıyorlar Moldovların baskısı nedeniyle. Günümüzde Komrat, Dezginca, Congascik, Avdarma, Başköy, Tomai, Beşelma, Haydar, Kongas, Çadırlunga, Svetli, Bauchi, Kazayaklı, Taraklı, Aluat, Kohul, Kıpçak, Vulkaneşti, Çeşmeköyü ve Etulya yani Tülüköy'de yaşıyorlar. Pardon hocam, slaytlarınız kaymıyor ama. Nasıl kaymıyor? Bende kayıyor. Birinci, ben sadece birinci slaytınızı görüyorum şu an. Diğer hocalarımız görebiliyorlar mı? Evet, kaymadı. Bunu nasıl düzelteceğim hakkında bir bilginiz var mı? Ben herhalde internetten şimdi şu an kaydı. Şu an kaydedeceğim. Peki, demek ki tam ekranı aldığımda görmüyorsunuz. Böyle evet, gösterdiğimde görüyor musunuz? Şimdi iyi devam edersek şimdi ikinci slide'da üçüncüye geçelim. Tamam, işte üçüncüye geç. Büyüttüğümde görmeyeceksiniz demek ki. Evet. Peki. Gagauzlardaki dokuma sanatına geldiğimizde dokumacılık iki türlü tezgahta yapılmaktadır. Ekranda gördüğünüz gücülü tezgah yörede yer düzeni, düzen ya da palatar denmektedir. Şu anda gördüğünüz slide'da da dikey tezgah ise kilim ya da ramka denmektedir. Kayıtlı belgelerde yıllara göre belgelenmiş tezgah sayıları Gagauzların önemli miktarda dokuma yaptığını göstermektedir. Yıllar ve tezgah sayıları incelendiğinde 1829'dan 1851 tarihine kadar tezgah sayıları 1439 ile 5557 arasında değişiklik göstermektedir. Şöyle yapayım. O zaman ekranda şu anda çok nadir olarak evlerde kalan bir tane gücülü tezgahın kurulum aşamalarını görmektesiniz. Dokumaların teknik özelliklerine gelindiğinde Gagauz Özerk bölgesindeki alan araştırmasında incelenen örneklerin yaşları 15 ile 100-160 yıl arasında olduğu belirtildi. Dokumaların çözgü ipliklerinde genelde pamuk kullanıldı. Bunun dışında yün, kıl ve naylon çözgülerinde bulunduğu görülmüştür. Çözgülerde bükümün S, iplik katının ise 2 ile 4 arasında değiştiği, beyaz, renkli veya gri ipliklerin tercih edildiği görülmüştür. Buna karşın atkı iplikleri yün ve 2 kattır. Dokumalar çözgü sıklığı açısından incelendiğinde desimetrede minimum 30, maksimum 90 iplik olduğu görülmüştür. Atkı sayısı olarak da desimetrede iplik sayısı minimum 50, maksimum 110'dur. İncelenen örnekler çeyiz kilimi, duvar kilimi, yastık, kapılık yani bizim bildiğimiz anlamda paspas, divan kilimi, taban kilimi, tabla kilimi, bir çeşit duvar kiliminin içinde yer alan bir gruptur ve yolluk olarak sınıflandırılabilir. Elde edilen veriler ışığında kullanım alanlarına göre çeyiz kilimlerinin 100'e 250 santim, duvar kilimlerinin 79'a 380 ile 250'ye 450 santim arasında, yastıkların 49'a 82 ile 55'e 103 santim arasında, kapılıkların 55'e 144, divan kilimlerinin 140'a 200, taban kilimlerinin 190'a 400 santim ve yollukların 110'a 330 santim olarak üretildiği görülmüştür. Dokumalarda Anadolu dokumalarıyla kıyasladığımızda
Kenar kilimi, çiti genellikle başlangıç ve bitiş kilimleri yoktur. Saçakları örgüsüz olup 5 ile 8 santim arasında değişmekle birlikte incelenen örneklerin bazılarının eskiliği nedeniyle birçoğu günümüze ulaşmamıştır. Renk açısından dokumalar incelendiğinde Anadolu topraklarında yer alan dokumalarla kıyaslandığında inanılmaz derecede çok fazla renk kullanımı vardır. Eski örneklerde doğal boyar maddelerle ipler boyanırken daha sonra tüm dünyada olduğu gibi kimyasal boyar maddeler tercih edilmeye başlamıştır. Şöyle tekrar renk tablosuna döndüğümde alan araştırması sırasında örneklerde zemin renginin ağırlıklı olarak biraz sonra sizlerle de paylaşacağım. Ağırlıklı olarak siyah ya da gri olduğu gözlemlenmiştir. Motiflerde ise açık kırmızı. Kırmızının 3-4 tonu diyeyim, nar çiçeği, bordo, sarı, gri, krem, açık yeşil, yeşilin 4 tonu, somon, pembenin 3 tonu, turuncu, deve tüyü, kahverenginin 3 tonu, mavinin 5 tonu, 6 tonu hatta, lila ve mor renkleri kullanılmaktadır. İncelenen örneklerin en az 8, en çok 19 renkle dokunduğu tespit edilmiştir. Gagavuz kilimleri desen özellikleri açısından incelendiğinde ağırlıklı olarak bitkisel, figüratif, geometrik ve çizgisel desenler kullanılmaktadır. Desenlemede gül ağırlıklı olmak üzere zambaklar, karanfiller, mine çiçekleri, yapraklar ve figürlerin son derece gerçekçi bir üslupla dokunduğu izlenmektedir. Pardon. Şimdi bu gruplara tek tek baktığımızda ilk grubumuz ekranda gördüğünüz bitkisel desenli dokumalardır. Ekranın sağ tarafında gördüğünüz en güzel örneklerden biri 30 sene önce dokunmuş bir çeyiz kilimidir. Haydar köyünde 1954 doğumlu Elena Ceban tarafından ilikli kilim tekniğiyle dokunmuştur. Yöresel ismi üç açıklı güldür. Kilimin 151'e 249 santim boyutları olup çözgüsü 4 kat beyaz pamuk, atkısı ise 2 kat yündür. Desimetredeki iplik sayısı 30'a 105'tir. Saçaklar örnek nispeten yeni sayılabileceği için henüz çok fazla hasar görmemiştir ve 6 santimdir. Desen yapısı olarak bakıldığında kilimin köşelerinde karanfil motiflerinin yer aldığı geniş bir çiçekli bordür ve zeminde üst üste yerleştirilmiş iki gül göbeği vardır. Renk olarak siyah zemine pembe, bordo, kırmızı, açık yeşil, koyu yeşil, lacivert, turkuaz, sarı, turuncu, kahve olmak üzere toplamda 11 renk kullanılmıştır. Dokuyucu Elena Ceban, İpleri annesinden öğrendiği şekilde kendilerinin toz boyayla yani kimyasal boyar maddelerle boyadıklarını ve ara tonları da renkleri karıştırarak elde ettiklerini belirtmiştir. Bir sonraki grubumuz figüratif desenli dokumalar. Gerek insan gerekse çeşitli hayvan figürleri bu tür dokumalarda son derece naturalist olarak çalışılmıştır. Bunun en güzel örneklerinden biri ekranın sol alt köşesinde bulunan Çeşmeköyü Çocuk Müzesi'nde sergilenen 1936 yılında Klikya Fitiş tarafından dokunmuş olan duvar kilimidir. Örnek müzeye 2012 yılında Fedora Fitiş tarafından, gelin tarafından bağışlanmıştır. Yöresel ismi Analı Kızlı'dır. Dokuma ilikli kilim tekniğinde ve gücülü tezgahta dokunmuştur. Boyutları 160'a 395 santimdir. Çözgüsü beyaz pamuğun siyah kılla bükülmesiyle yapılan iplikten çekilmiştir. Atkısı kırmızı yündür. Desimetredeki iplik sayısı 30'a 90'dır. Saçaklar 6 santim örgüsüzdür. Dokuma da siyah zemine 2 ton pembe, 2 ton kırmızı, bordo, 3 ton yeşil, mavi, krem, kahve ve sarı
ve siyahtan oluşan 14 renk kullanılmıştır. Geometrik desenli dokumalara geldiğimizde bunun birçok çeşidi olmaktadır. Yani saymakla bitmeyecek durumda. Bu ekranda gördüğünüz, sol tarafında gördüğünüz örnek günümüzde Vulkaneşli Müzesi'nde korunuyor. Maalesef dokuyucusu ve dokunduğu yıla dair bir envanter kaydı yok müzede. Fakat köyün yaşlıları, Vulkaneşli'nin yaşlıları bu kilimden bahsettiğimizde onların çok eski desenlerinden olduğunu, fakat savaşlar ve açlık zamanında bunun desenini kaybettiklerini söylediler. Kilim güçlü tezgahta dokunmuş olup 48'e 108 santim boyutlarında, çözgü ve atkısı sarı yündür. Desen atkılarında 1/4 ve 1/7 atlamalı cicim tekniği kullanılmıştır. Desimetredeki iplik sayısı 80'e 80, fotoğrafta gördüğünüz sarı zemin ise bez ayağı tekniğindedir. Dokumanın kenarları dikişli olup arka yüzü bulunmamaktadır. Sarı, yeşil, siyah, nar çiçeği, mor, krem olmak üzere sadece 6 renk kullanılmıştır. Son grubumuz çizgili dokumalar. Bu tür dokumalarda yüzey çeşitli kalınlıklarda bantlarla oluşturulmuş olup bir kısmında bantlar arasında çiçek desenleri veya geometrik formlar bulunmaktadır. Ekranın sağ alt köşesinde görülen dokuma Kazaklıya'da Katerina Uzun evinde bulunan duvar kilimidir. Gördüğünüz başörtülü yaşlı bayan. Katerina Uzun 4 Mart 1923 tarihinde Trişpoli'de doğup 1949 yılında Kazaklıya'ya gelin gelmiş. Okuma yazması yok. Gençliğinde soğan ve ceviz kabuklarıyla boyama yaptığını, yer düzeninde yani bizim teknik anlamda kullandığımız gücülü tezgahta dokuduğunu söylemiştir. Kendisinin dokumadığı, arkasında yer alan örneği 1970'lerde satın aldığını belirtmiş. Kilimin 142-200 santim boyutları var. Çözgüsü 2 kat beyaz pamuk, atkısı ise 2 kat yündür. Desimetredeki iplik sayısı 32'ye 110'dur. Pembe, bordo, kırmızı, açık mavi, siyah, gri, turuncu, nefti yeşilden oluşan 8 renk kullanılmıştır. Sonuç olarak Türk topluluklarının yaklaşık 4000 yıllık tarihi geçmiş, yayıldıkları coğrafi alanın genişliği, göç ettikleri bölgelerde kurdukları güçlü devletler, Orta Asya'dan başlayan Asya, Avrupa, Afrika kıtalarına da bıraktıkları izler mevcuttur. Buna bağlı olarak Gagavuz Türklerinin tarihinin bir kısmı tespit edilmiş olsa bile hala tartışılan noktalar bulunmaktadır. Yazılı kaynaklar 1957'de kendi alfabelerini kullanmaya başlayana kadar yazılı bir edebiyatları olmadığını belirtmiştir. Aynı zamanda 1945 yılında başlayan kuraklıkla birlikte 1946 ve 47 yıllarında her kasabada açlıktan biner kişinin neredeyse öldüğü, sağ kalanların erzak için her şeylerini sattıklarını da öğrendik. Bu süreçte dokuyucular hem eski örneklerini kaybetmiş hem de hayatta kalma mücadelesi verdikleri için dokumacılıkla olan bağlarını koparmışlardır. Öyle ki oradaki Concordia bakım yaşlı evinde tanıştığım Katerina Dilsiz diye bir yaşlı, 1921 doğumluydu, inşallah yaşıyordur. Eskiden kokulu sabunlar Rusya'dan kağıda sarılmış olarak gelirdi kızım. Üstünde de gül deseni vardı. Zamanla kadınlar gülleri kilimlere aktardı. Bu nedenle deseni olan kilimlere biz burada sabunlu kilim de deriz cümleleriyle ne derecede, yani bu derecede yoğun olarak gül deseni kullanımının nedeni de ortaya çıkmıştır. Tarihsel gelişim süreci içinde Orta Asya ve Çin'de yaşayan toplulukların sanatlarında güçlü bir stilizasyon görülürken Avrupa ülkelerinin sanatsal gelişimi sanat akımlarına da bağlı olarak
hem ikonografik hem de gerçekçi olarak gelişmiştir. Ne yazık ki Orta Asya'dan Anadolu'ya göç edip yerleşen ve hatta Avrupa'ya geçen Türk topluluklarında arşivciliğin gelişmemiş olması bazı önemli bilgi kaynaklarının yüzyıllar içinde yok olmasına neden olmuştur. Bazı arşivler ise hala gün ışığına çıkmayı veya çevrilmeyi beklemektedir. Gagavuzlarda dokuma sanatı anadan kıza tezgah başında öğrenilen ve ne yazık ki kaydı tutulmayan günlük kullanım objeleri olarak gelişmiştir. Tarihsel süreç içinde yaşanan savaş ve doğal afetler sonucu önemli bir kısmı yok olmuş, dolayısıyla da günümüzde çok az üretilir duruma gelmiştir. Burada son cümlem olarak biz akademisyenlere düşen görev her yönüyle Gagavuz Türklerini araştırmak, gerek tarihlerini gerekse sanatlarının kökenlerini gün ışığına çıkartmaktır. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok zevkle dinledim ben. Umarım ilginizi çekmiştir. Aynen. Benim ilgi duyduğum alanlardan olduğu için çok zevkle dinledim. Bir sorusu, katkısı olan var mı? Yoktur herhalde. Hocam benim bir sorum var. Tabii ki. Bilmiyorum, belki vardı da ben kaçırmışım bu bilgiyi. Desenler çizim üzerinden mi yapılıyordu yoksa zihinsel ve doğaçlama şeklinde mi? En sonunda söyledim. Yani Anadolu'da, daha doğrusu Anadolu'da tüm dokumacılık sektöründe, daha doğrusu evde dokumada annesinin tezgahın önünde kız çocuğu dokumayı annesinin yanına oturarak öğrenir. Annesi işte yaparken annesine sorar, annesi bir iki düğüm attırır vesaire ve bunların hiçbir kaydı tutulmaz. Tamamen zihindedir. Anladım. Çünkü normalde tabii çizim oluyor. Normal halk okullarında bir çizim oluyor, onun üzerinde mesela izmekle gibi atılıyor. Halıda da geçmişe gittiğimizde, ki benim uzmanlık alanım halı kilim Anadolu ve çevresinde, eskiden gene karton yoktu, daha doğrusu bizim deyimimizle teknik çizim yoktu. Şimdi normalde annesinin yanında bir kız şöyle öğrenir: bir tane yeşil ilme atacağım, beş tane sarı koyacağım, bir tane yeşil atacağım. İkinci sıraya geldi de bunları sağa sola yükselteceğim diye giderler. Hiçbir zaman teknik çözüm yoktur. Ne zaman bir de bunların konar göçer grupları olduklarını düşünürsek, zaten bunları atlarının, develerinin, eşeklerinin sırtında karton taşıma şansları yok. Bu ancak Osmanlı'da saraydan sonra teknik çizimlerin tüccar atölyelerine ve kurulan atölyelerde dokuyucuların bilmedikleri, kökenleri kendilerine ait olmayan desenleri dokuyabilmeleri için geliştirdikleri bir yöntemdir. Ha, şu anda Gagavuzlarda da aynı şekilde yapıyor. Çünkü dediğim gibi, yani yörede gittiğimde yollarda sürekli Gagavuzlar Hristiyan, Ortodokslar bu arada, ama Hıdrellez'i kutluyorlar. Çok ilginç bir mixler ve yollarda gittiğimde her tarafta, yol kenarlarında haçlar gördüm. Allah Allah, ve sordum yani papaza, niye her tarafta haç var? Ondan sonra o 1946-47 açlığı sırasında insanlar artık yolda veya ne bileyim işte çayırın ortasında bir şey ararken, besin ararken ölüp kaldıkları noktalara haçları koymuşlar. Ve mezarları yok bazılarının. O kadar çok kişi ölüm olmuş. Bana bırakırsanız ben saatlerce konuşurum. Sustum yani. Tekrar dinleriz. O kadar güzel anlattınız ki. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sıradaki bildirimiz, COVID-19 sonrası Türkiye'de sanat galerilerinin sosyal medya kullanımı. Doktora öğretim üyesi Hanzade Uralman ve doktora öğretim üyesi Deniz Akça dinleyeceğiz. Ekran ben de paylaştım şu an ama henüz gözükmüyor hocam.
Belki internetten olabilir. Şu an gözüküyor mu? Gözüküyor hocam. Tamam, böyle devam edebiliriz değil mi? Evet, buyurun. Ben teşekkür ederim organizasyondaki hocalara, arkadaşlara, hocalarımıza ve değerli katılımcılara merhaba diyorum. Şimdi biz burada da Deniz Hocam'la birlikte bu yıl bir araştırma yaptık. Bu araştırma benim daha önce 2018'de yaptığım bir araştırmadanın bugünle karşılaştırması şeklinde oldu. Bu araştırmayı kullanarak yaptık. Ve sanat sektörüyle ilgili bir araştırma ve sosyal medya kullanımı, yani her alanda olduğu gibi sanat alanında da sosyal medya kullanılıyor ve galerilerin bir network'ü var, bir iletişim ağı var. Burada literatürden bir görsel koydum. Sesim geliyor, bir problem yok değil mi? Sorun yok hocam, gayet net sesiniz. Tamam, devam ediyorum o zaman. Bir iletişim ağı var. Dolayısıyla galeriler bu ağın bazılarıyla daha az, bazılarıyla daha çok iletişim kuruyorlar ve sosyal medyayı pazarlama amaçlı kullanıyorlar. Galeriler kar amacı güden sanat kurumları olarak karşımıza çıktıkları için de satışa yönelebiliyorlar bu şekilde. Biz burada müşterilerin ve galerilerin iletişimine sosyal medyada baktık. Normalde hani biz pazarlama iletişiminde sosyal medyanın tanıtım iletişim, ağızdan ağza iletişim, pazar araştırması, itibar yönetimi gibi işlevleri olduğunu biliyoruz. Sosyal medyanın sanat organizasyonlarının kullanma biçimlerine baktığımızda da genel olarak bir bakış bu. Buradaki sıralamayı söylememiz mümkün. Yani hizmetlerini sunabiliyorlar, ürün satabiliyorlar, profesyonel işbirliği için iletişim kurabiliyorlar, kaynak geliştirme amaçlı kullanabiliyorlar, savunuculuk yapabiliyorlar, kamu eğitiminde kullanabiliyorlar, sanatsal içeriğin izleyici tarafından anlaşılmasını sağlayabiliyorlar, izleyici geliştiriyorlar. Yani izleyicilerine nitelik ya da nicelik bakımından hedef kitlelerine ulaşabiliyorlar. Etkinlik tanıtımı ve web sitesi trafiğini arttırmak, başka iletişim kanallarıyla bütünleşme ve kamu ile bütünleşme için kullandıklarını biliyoruz. Bu genel bir bakış açısı. Biz bizim sorumuz, amacımız burada Türkiye'de sanat galerilerinin sosyal medya kullanımı 2020 pandemisi sonrasında değişmiş midir? Nasıl değişmiştir? Çünkü biz bir takım kısıtlamalardan dolayı internete, online ortamlara yöneldiğimiz için burada da hani galerilerin de aktif olması beklenir diye düşünerek acaba bu adaptasyonu gerçekleştirmişler mi diye bir önceki araştırmada elimizde olduğu için bunu bir fırsat bilerek çalışma yaptık. Sanat galerilerinin burada içeriklerini yöntem bakımından, nitelik ve nicelik açısından inceledik ve takipçileri artmış mı, etkileşim durumu nedir, bunlara bakmaya çalıştık. Ve bunun üzerinden de aslında hani bazı galerileri vaka analizine uygun olan galerileri de içinden seçerek detayla inceledik. Ben burada bir kısmını bunların sunacağım. Şimdi metodolojiyi dediğim gibi yaptık. İçerik analizi var. Ama bir kümelendirme gerekiyordu. Çünkü galeriler farklı karakterlerde Türkiye'de. Yani 2000'den öncesinden bugüne gelen galeriler var. Bunlar 1970-80'lerde kurulmuş galeriler. Bunlar daha geleneksel yöntemleri, biraz elitist bakış açıları olan, daha geleneksel yöntemi kullanan ve işte sanatın alıcısı belli bir kitle olan, kişiler arası ilişkilerini kullanan galeriler bunlar. Sahipleri, kurucuları genellikle iyi bir iletişim ağına sahipler. Aslında bunların sosyal medyadan çok fazla beklentileri olmamakla birlikte burayı kullanıyorlar. 2000'den sonra açılan galerilere baktığımızda tabii bu arada şöyle söyleyeyim, birinci grup galeriler daha çok işte daha yaş grubu yüksek sanatçılarla çalışıyorlar. 2000'den sonraki sanat galerilerine baktığımızda ise bu grup daha yeni dönem sanatçılarıyla, çağdaş sanat hem tanıtıyorlar hem de daha genç sanatçılarla çalışıyorlar. Bir grubumuz da var ki gene 2000 sonrası açılmış, tamamen dijital ortamı
kullanan galeriler. Bu üç grupta inceledik. Şimdi bunlara baktığımızda hepsinin kullandığı bir takım sosyal medya kanalları var. Ortak kullanılan Facebook, Twitter ve Instagram. Sanat galerilerinin takipçi sayıları 2018'de bu şekilde. Burada ne görüyoruz? Instagram'ın çok kullanıldığını, bunu işte Facebook'un takip ettiğini görmekteyiz. Ve genel olarak aslında Instagram'ın kullanımının daha da arttığını, 2020'ye baktığımızda ise daha da arttığını takipçi sayıları bakımından görmekteyiz. Böyle bir karşılaştırmaya bakabiliriz. Şimdi biz daha yakından bakmak için grup kümeler üzerinden baktık. 2018'de genel durumda geleneksel galeriler demiştik ki Instagram ve Twitter'da daha fazla kullanıldı. Buna karşılık 2000'den sonra çıkanlar Facebook'u daha çok kullanıyordu. Ama 2020'de ise hepsi Instagram ve bazıları da ikinci mecra olarak Twitter'ı kullanmaya başladılar. Burada takipçi sayısı bir galeri dışında Instagram kullanımının öncelikli olduğunu görüyoruz. Takipçi sayısı açısından ise galeri artist burada gördüğünüz. Takipçi sayısı açısından Instagram'daki takipçi sayıları tüm galerilerin artmış. Facebook'takiler ise düşüşte kalmış. Genel olarak şöyle bir karşılaştırma yaptığımızda sanatın sosyal medyada takibinin artmış olduğunu görebiliriz. Burada farklı görünen galeri artisti sarıyla işaretli olarak gördüğünüz %63 artmasına rağmen içeriklerinin bir düşüş gözleniyor. Bu Instagram'da gözlenen bir düşüş. Farklı bir görüntü burada var. Detaylı bunu incelemek istedik. 3 yıllık Instagram sayılarına baktık ve burada 2018'de yani 2018, 2009, 2019 ve 2020 olarak baktığımızda 2018'de 93 içerik, 2019'da 82, 2020'de 193 içerik paylaşmış. Yani 2019'da bir gerileme içine girmiş ve bunlara baktığımızda bu yıl içerisindeki dağılıma baktığımızda çok az paylaşım yaptığı aylar var. Yani zaten aslında bu süreç öncesinde başlamış. İletişimi sürekli olarak süreklilik sağlamadığı için paylaşımlarında insanlar tercih etmekten vazgeçmiş gibi duruyor. 2020'de bunu artışa çıkartmaya çalışsa da çok da fayda etmemiş gibi duruyor. İçerik olarak genelleme üzerinden anlatacağım. Galeri Baraz'daki düşüş burada geleneksel galerilerde zaten içeriklerini çeşitlendirmediği için normal gözüküyor. Mavi ile işaretli olanlar değişimi gösteriyor. Yani daha önce yapıp artılar yaptıkları, daha eksilerde yapmadıkları. Yapmaktan vazgeçtikleri. Yani Galeri Baraz mesela sanatçılarını tanıtırken tanıtmamış. Tabii ki doğal olarak takipçi sayıları düşmüş. Fakat takipçi sayısı artmasına rağmen değişim yapmamış, değişiklik izlenmeyen galerilerin takip edildiğini görüyoruz. Burada bu grup galerilerden çıkan şu aslında fiziksel ortamda olmadıkları için insanlar onları bildiği için, iyi bilinen galeriler olduğu için muhtemelen sosyal medya ortamında onları takip etmişler. Yani itibarlarından dolayı yeni bir grup kazanmış gibi gözüküyor. Yani daha önce fiziksel ortamda onları takip edebilen bir grubun artık onları sosyal ortamda takip ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki burada işte farklı olarak söyleyebileceğimiz bu galerilerin aslında etkinlikler yapıp paylaşıyor olmaları çok fazla beğeni alıyor ve farklı olan bu olmuş. Bir örnek gördük. İkinci kümeye gelince ikinci nesil galeriler olarak adlandırabiliriz bu galerileri. Sosyal medyayı daha işlevsel kullanan bir grup bunlar. Daha önceki çalışmada görüşme yapmıştık. Bunlar profesyonel sosyal medya iletişim uzmanlarıyla çalışabiliyorlar. Daha profesyonel bakıyorlar. Burada Galeri Eksen'in sahibi vefat ettiği için kurumsal kimliği çok sürememiş, durmuş. Böyle bir fark var. Onu da belirtmek isterim. Ama burada şunu söylemek lazım. İçerik sayıları bakımından Facebook yerine Twitter'ı tercih edenler olmaya başlamış. Yani Facebook daha geride kalmış. Mesela Dream Art, Crank Art Galeri gibi galerilerin böyle olduğunu görüyoruz.
Takipçi sayılarında ise genel bir artış var. Zaten aslında bütün hepsinde bir artış var. Galeri Eksen burada düşüşte, paylaşım yapmadığı için çok normal. İçerik azalmalarına rağmen artışlar olması yine insanların fiziksel ortamdaki ortamdaki eksiklerini giderme ihtiyacı kaynaklı gözüküyor. %100 azalan içeriğine rağmen yani... Krank Sanat Galerisi incelenmeye değer götürüyor. Artışlar var çünkü. Azalmasına rağmen artış gösteren bir galeri. Çünkü örneğin Facebook'ta hiç paylaşım yapmamasına rağmen %28 takipçisi var. Çünkü öncesinden oturmuş bir iletişim çalışması izlediği görülüyor. Diğerleri gibi. Instagram'da %5 iken %54 takipçisi artmış. Yani içeriğini %5 arttırmasına rağmen %54 iyi oranda bir takipçi artışı var. Bu da Krank Sanat Galerisi'ni 3 yıl incelememize neden oldu. Burada içerik sayısı ve takipçi arasında ilişki olmadığını gördük. Yani sayıyla ilişkili değil ama en çok beğenilen paylaşımların serginin sergi görüntüleri olduğunu fark edince evet serginin diğer iletişim çalışmalarını sosyal medyaya entegre edebilmiş olduğundan çıkardık buradan. Yani sergi çalışmalarını sosyal medyaya yönlendirecek biçimde farklı medya ilişkileri ile ağızdan ağza iletişim yoluyla iyi bir iletişim çalışması yaptığını söylemek mümkün. Diğer yandan Dream Art ve Mixer gibi artış gösteren takipçi sayıları gösteren sanat galerilerinin de içeriklerini çeşitlendirmeleri söz konusu olmuş. Bunlar da onların takipçilerini, beklentilerini karşılamıştır herhalde. Yani arttığını görüyoruz çünkü. Umarım karşılamıştır. Bu ayrı bir araştırma konusu tabii. Burada dijital, burada işte mesela Krank o beğenilen sergi görüntüleri, en çok beğenilen sergi görüntüleri Krank Sanat Galerisi'nin daha önce yaptığı şey sanat çalışmalarından ya da Dream Art'ın işte yaptığı tanıtımlar, galeri girişimlerinin tanıtması etkili olmuş. 2000 sonrası dijital galerilere baktığımızda ise Twitter'a yine önem veren galeri bir türü olduğunu görüyoruz bunun. Aynı oranda fakat Facebook ve Instagram'ı da önemsiyorlar. Instagram yani şöyle bir sonuç çıkıyor zaten. Instagram genel olarak çok tercih ediliyor bu sektörde. Takipçi sayılarında da artış olmuş ciddi oranlarda. Artışlara rağmen azalmalar görülüyor. Yani içerik sayısındaki artışlara rağmen azalmalar görülen Art Nouveau gibi siteler var. Bunlar doğrudan sanat satışı yapan, sanat eseri satan siteler. Bu noktada Art Nouveau'yu vaka olarak aldık ve sanat gezginini de aldık. Burada bu artışlara rağmen azalmalar neden görüldü diye inceledik. İçerik sayılarının yani içerikle ilgili bir fark yok ama gene daha önceki rastladığımız bulguya rastladık. Yani 2018'de 3 yıllık incelediğimizde 2018 yılında 100 paylaşım yapmış. 2019 yılında 45 paylaşım yapmış. 2020'de 115 yapmış. Yani 2019'da ciddi bir düşüş var ve sürekliliği kaybetmiş. Dolayısıyla sürekliliği kaybettiğiniz zaman takipçinizi de kaybediyorsunuz. Dolayısıyla 2020'den sonra arttırması da çok bir fayda sağlamamış. İçeriklerini arttırıyor olması. İçeriklere yani baktığımızda kategorilendirme olarak farklılık yapan ya, mesela sanat gezginin evet satış geliştirme çalışmaları yani satış için satışa yönlendiren mesajlar ilettiğini görüyoruz farklılık olarak. İşte diğer galerilerin aktivitelerini de tanıttığını görüyoruz. Yani galerinin diğer aktivitelerini de tanıttığını görüyoruz. Ama böyle de bir sürekliliğin sağlanamaması 3 yıllık süre içerisinde etkili duruyor. İşte bu satış geliştirme çalışmaları yaptıkları.
Sonuçlara gelince bütün bunlar bize şunu gösteriyor. 2018'de sosyal medya kullanımı önemsenirken 2020 sonrasında da gene genel anlamda sosyal medya üzerinden iletişimin kurulduğunu söylemek mümkün. Ama sanat galerilerinin takipçilerinde genel bir artış var. Yani aslında beklentiler artmış gibi gözüküyor. İçerik azaltan galerilerin, ki bunlar genellikle geleneksel galeriler, takipçi sayıları artanlardan daha önceki fiziksel ortamda aktif iletişim çalışmalarından kaynaklanmakta olduğunu görüyoruz bu artışın. Yani onlar artık fiziksel ortamda bulamadıkları galeriyi orada bulmak istiyorlar. Galerilerin çoğu Facebook'ta içerik paylaşımı yerine Instagram'ı tercih etmeye başlamışlar. Yani bu sektörün önde gelen sosyal mecrası, sosyal medya mecrası Instagram. Yüz yüze iletişimi ve kişiler arası iletişimi kitlesel iletişime tercih eden birinci grup galerilerin de Instagram üzerinden iletişimi daha fazla önemsediğini görüyoruz. Yani istikrarı bozmayanlar da var ama şu an hani o konuda gelişme gösterenler de var. Gene yeni tip galerilerde de hani takipçi sayılarının azaldığı, yani içerikleri artmasına gören takipçi sayılarının azaldığını gördüğümüz galeriler var. Bunlar da gene istikrarlı bir sayıda paylaşım gerçekleştirmediklerinden 3 yıllık süre içerisinde takipçilerini kaybetmişler. Kazandıkları takipçilerini de kaybetmişler. Sosyal medya içeriklerini arttıran, geliştiren ve takipçi sayılarını da arttıran galerilerin ortak özelliği ise web sitesi trafiğini arttırmaları, satış geliştirme amaçlı içerik paylaşmaları, sanat haberleri paylaşmaları ve galeri aktivitelerini tanıtmaları olmuş. Genç sanatçılar bu çerçevede, bu tablo içerisinde galeri karakteristikleri bakımından daha fazla sosyal medyada tanıtılıyor. Çünkü ikinci ve üçüncü grup galeriler daha online ortamda fazlalar. İçerikler incelendiğinde sosyal medyada doğrudan izleyiciyle iki yönlü bir iletişim kurulmasına önemsenmiyor. Yani bir geri bildirim, bir hashtag kampanyası gibi bir şey söz konusu değil. Öneriler olabilir. Yeni araştırma soruları ortaya çıktı bu süreçte. Geleneksel yöntemlerle çalışan galeriler hedef kitlelerinin beklentilerini karşılayabilmekte midir? Bu sorulabilir. Sosyal medya üzerinden kurulan iletişim galerilerin bütün iletişiminin nasıl bir parçasıdır? Bu tabloya baktığımızda, çünkü bütüncül bir iletişim, farklı iletişim kanallarının kullanımı burayı etkiliyor. Geleneksel yöntemlerle çalışan galerilerden sanat izleyicisinin sosyal medya üzerinde beklentisi artmış mıdır? Pandemi sırasında erişilebilir sanat nosyonu, yani satın almaya yönelik, herkesin her segmentin satın alınabileceği sanat nosyonu yeni ekonomik ortamda sorgulamaya değer. Hani bu açıdan da bakılabilir. Buradaki stratejiyi değiştirir mi? Sanat galerileri bildiğini bilgi kaynağı olarak mı kullanılması yönünde hedeflere yöneltebilir miyiz? Bunlar acaba marka bilinirliğini arttırır mı gibi sorular sorulabilir. Sanat haberlerinin çok fazla ilgi gördüğünü gördüğümüz için. Teşekkür ederim. Sorular varsa yanıtlayabilirim. Biz teşekkür ederiz hocam. Soru gelmedi herhalde. Diğer bildirimimizle devam edebiliriz. Sıradaki bildiri doktora öğretim üyesi Deniz Akçay ve doktora öğretim üyesi Özgür Evren Arak'a ait pandemi döneminde distopik anlatılar bağlamında bilgi ve yaratıcılığın önemi platform filmi üzerinden bir inceleme. Evet, tekrar merhaba. Öncelikle organizasyon için emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Ben sunumu yansıtacağım şimdi. Bir saniye lütfen. Neden? Şu anda geliyor mu ekran? Geliyor hocam ama henüz değil.
paylaştım ama. Tam gözükmüyor. Tam ekran yaptığınızda hocam görüyor. Şu anda gözüküyor mu? Şu anda gözüküyor mu? Evet, gözüküyor şu an. Evet, biraz slaytlar yavaş iniyor aşağıya ama. İnternetten dolayı o da olabilir. Herhalde, evet. Evet, çalışmamız pandemi döneminde distopik anlatılar bağlamında bilgi ve yaratıcının önemi platform filmi üzerine bir inceleme. Öncelikle çalışmanın öneminden bahsetmek istiyorum. Slaytlar geçiniyor ama bu filmi seçmemizin sebebi şu: tüm dünyada pandemi ilan edildiği Mart ayında Netflix'te göstermeye giren bir film ve çok büyük tepki alıyor, çok dikkat çekiyor. Film temelde tüm dünya genelinde kapitalizmin ulaştığı düzeyle birlikte ortaya çıkan toplumlar ve bireyler arasındaki eşitsizliği ve katmanlaşmayı somutlayan bir film. Ve biraz önce de söylediğim gibi ayrıca yayınlanma tarihi COVID-19 pandemisine denk geliyor. Çalışmada filmi incelememizin sebeplerinden diğeri de salgının küresel anlamda geliştiği dönemde tüm dünyada insanların evlerine kapanması ve buna paralel olarak en temel ihtiyaçlar olan yiyeceğe ulaşmak için zahmetli ve sınırlı olanakları olduğunu gerçek hayatta da tecrübe etmeleriyle anlamaları. Filmin araştırma yöntemi, yani çalışmayı incelerken Peter Wollan'ın semiotik değerlendirme bağlamında ve yine kendisini kavramsallaştırdığı karşı sinema ekseninde ele aldık. Ayrıca çekim teknikleri, kurgu ve görsel tasarım ve kullanılan metaforlar üzerinden de film analiz edildi. Şu anda sanıyorum sunum yansıyor. Şimdi öncelikle Guardian gazetesindeki haberlerden bahsetmek istiyorum. İki tane haber var burada. İlki 20 Mart tarihinde filmin anlatısı uzun kaşıklar alegorisiyle kıyaslandığını belirtiyor haberle. Diğeri 16 Nisan 2020 tarihli yönetmenin beyanı var burada. Kendisi diyor ki filmi çektikleri sırada, yani yaklaşık 2 sene önce filmin çekimlerine başlıyorlar ve pandemiden hiç haberleri olmadığını söylüyor ve tamamen denk geldiğini söylüyor. Ve haberin devamında şöyle bir şey: insanlığın açlık durumunda nasıl bir krizin ortaya çıktığını ve insanoğlunun genlerindeki bencil doğanın ortaya çıktığı haberde ifade ediliyor. Filmin karakterlerinden bahsetmek istiyorum. Filmin başrol oyuncusu Goreng, normal bildiğimiz Don Quixote aslında burada sergiliyor. Ve Baharat karakteri var. Sancho Pancho karakteri burada. Yardımcısı Don Quixote'un. Ve Trigmagasi burada yaşlı bir adam. Ve Imeguri hapishane görevlisi filmde ilk kayıt kısmında karşımıza çıkıyor. Ve Miharu katlar arasında çocuğunu arayan bir anne ve mekanın, platformun asansör, zaten hani platform dediğimiz onun kendisi olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz geçiniyor şeyler. Evet, filmin geneli üzerine biraz bilgi vermek istiyorum. Platform filminde mekan olarak tanımlayabileceğimiz asansör aslında başlı başına bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada işte kapanmanın olduğu ilk günlerde herkesin marketlere hücum edip her şeyi yağmalaması ve raflarda kalan son ürün için birbirlerine kavga ettiklerine hepimiz şahit olduk. Ve film genel olarak da dikey bir hapishanede asansör mekanizmasıyla en üstten en alta kadar yiyeceğin dağıtılması ve çok kısa bir sürede platform üzerindeki birbirinden farklı yiyeceğin tüketilmesi ve ardından da kalan yiyeceklerin en alta inmesini film anlatıyor. Filmin ana karakteri Goran burada bilge bir karakter sergiliyor ve hapishaneye girerken diğer mahkumların tersine yanına kitap alıyor. Hapishaneye neden giriyorlar? Tüm mahkumların hepsi bir suçu olduğu için girerken Goran ise sigarayı bırakmak ve Don Quixote kitabını okumak istediğini söylüyor. Bunu da işte filmde Trimagasi'ye ifade ederken bunlara şahit oluyoruz. Ve 6 ay sonunda da diploma alacağından bahsediyor. Aynı anda sanıyorum ağırlaşıyor bilgisayar. Distopya kelimesinden bahsetmek istiyorum. Distopya ifadesini ilk kez kullanan
1868 yılında John Stuart Mill'in konuşmasında Thomas More tarafından literatüre kazanan İtopya kelimesinden türetildiğini görüyoruz. Tabii ütopik filmler nasıl? Ütopik filmlere baktığımız zaman hayal edilen mükemmel bir toplum anlayışı için aslında mevcut durumları iyileştirmek ve bilinci yükseltmekten ziyade aslında bu tarz filmlerde de daha konforlu yaşam işaret ediyor. Yani mutlu olmak için daha konforlu bir yaşam olması gerektiğini söylüyor. Distopik filmlere baktığımız zaman dünyanın sonu işaret ediyor ve insan devamı için bir mücadele durumuna odaklandığını görüyoruz. Ayrıca distopik filmlerin üretim biçimlere baktığımız zaman genellikle içinde bulunan zaman diliminin toplum üzerinde yarattığı kaygıları yansıtmaları üzerine şekilleniyor. Özellikle 2000'li yıllardan sonra işte enformasyon, işte yapay zeka ve bilgileşim teknolojileriyle ortaya çıkan acaba insanın sonu ne olacak? Hep bu tarz kaygılar üzerine şekillendiriyoruz. Teknoloji zaten bu yönde kullanılıyor. Ve distopik filmlerin ortak özellikleri burada gerçekleşmeyecek kadar kötü tasvir edeseler de yaşanmakta olan hayattan ipuçları alarak biraz önce söylediğime paralel distopik kurguların bunların özünü oluşturuyor. Yani bir kaygı, bir insan sonu ne olacak bunu üretmeye çalışıyorlar. Buradan hareketle distopik filmlerin ortak özelliklerini çıkardık ve dediğim gibi çok ağır geliyor şu anda yani şeyler, geçişler. Evet, şimdi... gelecek. Evet. Distopik filmlerin ortak özellikleri ve bunları çıkarttıktan sonra da platform filmdeki karşılıklarını ortaya çıkardık. Burada distopik toplumlarda propaganda genelde toplumun vatandaşlarını kontrol etmek için kullanılıyor. İlk özelliği bu. Filme baktığımız zaman eğer mahkumlar o anda yemeği yemeyip sonra yasaklarlarsa bulundukları kat çok sıcak ya da çok soğuk oluyor. Ve bırakana kadar da bu devam ediyor ve zaten sistemde onların bir an önce yemekten kurtulmanı sağlıyor bu şekilde. İkinci özelliği genelde mükemmel ütopik toplumların illüzyonu olduğunu görüyoruz. Mahkumların kaçması ihtimal vermeyecek şekilde hiçbir boşluk yok yani burada. Ve bu bağlamda da sistemin işleyişi konusunda bir mükemmellik burada filmde resmedildiğini görüyoruz. Üçüncü özellik teknoloji genelde bir yöntem gözetleme veya kontrol olarak kullanıyor. Distopik filmlerde buraya baktığımız zaman da platform filminde Betham'ın panoptikon kavramından devşirilen bir mimari yapı burada söz konusu. Panoptikon dairesel bir yapıyken, ortada bir göz varken filmde asansör dikey bir yapıya sahip ve bu şekilde de gözetleme ve kontrol yapılıyor. Diğer bir özellik bir kişi veya parti genellikle toplum üzerindeki tam bir yetkiye sahip ve baş kahraman da onlara karşı bir isyanda. Burada filmde başrol oyuncusu Göring'in dikey öz yönetim merkeze karşı bir karşı çıkışı söz konusu. Ve baharat karakteriyle bir araya gelip mesajı 330. kattaki mahkuma mesajı ulaştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir durum var. Bundan daha detaylı bahsedeceğim. Ve distopik filmlerde az miktarda konuşma veya fikir özgürlüğü var ve bilgiye erişim kısıtlanmış durumda. Filme baktığımız zaman da katmanlar arasındaki iletişim kısıtlanmış ya da olumsuz görüyor olması da bunun bir örneği olduğunu söyleyebiliyoruz. Distopik filmlerde uygunluğa çok büyük bir vurgu var. Vatandaşlar toplumun beklentisine uyarlar gibi bir durum var. Mesela burada da filmde de üst katlar yiyeceklerini üst kattakiler yiyebildiği kadar yiyor ve alt kattakilere bir şey kalmıyor. Bu mahkumlardan aslında sistemin beklediği bir hareket. Evet diyor, insanlar bencildir diyor ve bu normalleştirilmiş durumda. Ve belki alt kattakileri bir ay sonra üst kattakilere çıkacak. Onlar da aynı şeyi yapacaklar. Tükettiklerinden fazla tüketmeye çalışacaklar. Distopik filmlerde birey olmak kötüdür diyor. Burada da birey olmak kötü ama burada bencillik kışkırtılan bir durum burada. Bunu zaten hani yönetmen de söylüyor. Yani insanların çok bencil ve aslında dürtüsel hareket ettiğini bir röportajda dile getiriyor zaten. Filmde bencilliğin amaçlanan bir davranış modeli olduğu gözüküyor. Diğer bir özellik distopik filmlerdeki toplumlar genelde modern çağın toplumsal eğilimini eleştiriyorlar. Film mekansızlaşmış ve zamansızlaşmış olduğunu görüyoruz ve bunun üzerinden günümüz tüketim toplumu ve insanların bencilliğini işleyen bir yapısı var. Evet.
Panoptikon'dan bahsettim aslında biraz önce. O yüzden bunu geçiyorum. Filmin karakterlerinden görüntüler vereceğim şimdi. Bu Goreng, çağdaş Don Quixote gibi kurgulanmış. Zaten top sakalı, saçın tarayış biçimi aslında Don Quixote'u andırıyor. Ve dediğimiz gibi hapishaneye girerken yanında bir kitap alıyor. Kitapta Don Quixote'un Don Quixote'u anlatan bir kitap. Miharu, katlar arasında çocuğunu arayan kadın. Imeguri, hapishane yetkilisi, girişte kayıtları alıyor. Ve Baharat, yani Don Quixote'un yardımcısı, beraber işte karar verip yiyeceği en üst kattan en alt kata bir mesaj ulaştırmaya çalışıyorlar. Mesajdan biraz sonra bahsedeceğim. Ve Trimagasi ile başrol oyuncusu aynı, Goreng, aynı katta kalıyorlar. Platformdan bahsetmek istiyorum. Aslında dediğim gibi sunumun başında da başlı başına bir karakter olarak çıkıyor. Burada heterotopyanın Foucault'un heterotopya kavramına değinmek gerekiyor. Diyor ki mekanın iletişimle bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Ve bu durumda felsefeciler tarih boyası tartışmışlar. Filmde asansör tek başına bir mekan değil, aynı zamanda iletişimsel boyutu da çok fazla. Mesela burada şöyle bir algı çıkıyor. Asansör üst kata çıkabilirsem daha çok yiyeceğe ulaşabilirim, daha çok refaha kavuşabilirim gibi mantık var. Genelde bu işleniyor zaten, bencillik aslında dediğimiz gibi. Öte yandan filmin baş karakteri de tam ters şekilde asansörü en alt kata inerek yiyeceği eşit bir şekilde dağıtarak refaha ulaşabileceğini ifade ediyor. Karakter olarak asansörün burada bir önemi var. Yukarı aşağı hareket eden bir mekanizma ve sınıfsal farklılığı aslında vurguluyor. Yani mahkumların bulunduğu kat numarasına göre belirgin bir hale getiriyor. Yani burada sınıfsal farklılığı vurguladığını görüyoruz. Ve ayrıca hani asansöre bindiğimiz zaman hep böyle bir uzak durmak isteriz. O bir metreyi korumak isteriz. Bunu istemsiz olarak yaparız normal hayatımızda da. Ve filmde de platform insanlar arasında bir mesafe ve ayrımcılı bir özelliği olduğu gözüküyor. Bunu şu sahneden anlıyoruz. Burada işte ilk o katına giderken Goreng, Trigamasi'ye elini uzatıyor. Tanışmak istediğini yani söylüyor. Lütfen delinin diğer tarafında kal diye bir şey veriyor. İfade yani bir şey söylemde bulunuyor. Yani herkes kendi tarafında kalsın gibi buradaki ayrımlaşmayı ve birbirinden kopuk insanlar arası diyaloğun kesildiğini görüyoruz. Filmin görsel anlatısına baktığımız zaman ışık, renk ve kamera açıları açısından bunu inceledik. Burada ışık ve renk kamera kullanımına baktığımız zaman filmin görsel tercihleri bütün olarak bakıldığı zaman klostrofobik, yani kapalı mekan, kapatılma korkusu oluşturacak şekilde bir atmosfer etkisi oluşturmak üzere kurulduğunu görüyoruz. Bu filmin tür olarak korku gerilim etiketi sunulmuş olması da daha çok bu etkinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ve burada bahsettiğimiz bu atmosferi oluşturmak için de yakın plan çekimler yoğun olarak tercih edilmiş. Ve bu çekimlerde evet aslında filmin düşük bütçeli karakterine uygun olduğunu ve bu şekilde de yapım maliyetlerini azalttığında söyleyebiliriz. Brutal yakın planlarında, yani kanlı şiddet gösterimlerinde yine filmin kurgusu içinde kesitler halinde, özellikle aksiyon yüksek sahnelerde kendine yer buluyor. Gerilim altısı için evet var ama diğer bir işlevi de var. Diyor ki şiddetin insanın doğal bir parçası olarak gösterildiğini rahatlıkla burada söylemek mümkün. Bu yakın planları takiben yer yer izleyeni rahatlatacak biçimde, fakat filmin minimal mizansen yapısı bozmayacak şekilde de genel planlarla bağlandığını görüyoruz. Yani minimal mizansen dediğimiz, filmde hiçbir dekor yok. Sadece bir asansör var, bir de her katta bir tane yatak var. Başka herhangi bir dekor yok. Genelde planlarda düşük kontrastlı ve gölgesiz ışık kullanıldığını görüyoruz. Ve bu tercih zaten bir belirsizlik, yani belirsizlik olduğunu söylemiştik. Mekansızlaştırmış ve zamansızlaştırmış filmde. Belirsiz taşıyan mekanı bir kez daha belirsiz kıldığını söylemek mümkün. Burada düşük kontrastlı ve gölgesi ışık kullanılan bu sahneler, gölgeleri yok zaten burada insanların ve genelde bu tarz soluk renkler ve gölgesi ışık kullanıldığını görüyoruz.
Hocam bir dakika nasıl var? Evet, iki uçlu renk paleti kullandığını gözlemliyoruz. Bunlardan birinci ucu belirli rahatlama ortamında ve hikaye boyunca gördüğümüz solgun mavi, biraz önce bahsettim. İkinci ucu belirsizlik, gerilim ve tedirgin oluşturan ve aynı zamanda izleyicide beklenti ortaya çıkartan monokrom kırmızı renginde burada kullanıldığını görüyoruz. Mesela böyle bu işte tedirgin, gerilim anlarında bu şekilde ortaya çıkıyor. Karşılama kavramı da şöyle ben kısaca özetleyeyim, sürem çok az kaldı. Bu film bir karşılama örneği olmadığını söylüyor. Çünkü karşılamada toplum ne yapıyor? İşçi sınıfıyla burjuvazi karşı karşıya. Fakat burada insan sınıfsal çalışma değil, sınıf içi bir çalışma söz konusu. Yani insanların aslında birbirine hani bencil davrandığını görüyoruz. Toplumsal alt tabakaların kendi içinde işbirliğine teşvik edilmesini film öneriyor ve bunu şu sahneden anlayabiliyoruz. Spontane dayanışmayı diyor, biz ortaya çıkarmak istiyoruz diyor hapishane yetkilisi. Bu da aslında yine totaliter yapıyı ortadan kaldıran değil de onu sürdüren bir şey olduğunu, çözüm olduğunu söylemek mümkün. Şimdi o zaman ben bunları biraz hızlı geçeceğim. Burada hani insanın dedik ki bencil midir, hani şey midir, onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Burada mesaj nedir? Mesaj Pannacotta filmde. Bunu bir fanusa koyuyorlar ve en alt katı indirmeye çalışıyorlar mesajı. Bu şekilde inerken de bayağı bir arbedeler yaşanıyor. Çünkü herkes yiyecekleri korumaya çalışıyorlar diğer insanlardan. Bu mesaj daha sonra tüm dünya üzerinde sticker'lar yapılmış. Pannacotta is the message diye işte tişörtler basılmış bununla ilgili. En alt katta bir çocuk görüyorlar. En alt kata inince cinsiyetsiz olduğunu görüyoruz. Çocuk saflık ve masumiyettir. İnsanın özü olduğunu söyleyebiliyoruz burada. Ve Pannacotta'yı çocuğa veriyorlar. Bunu da o da çocuk da büyük bir iştahla yiyor. Burada ve 333 katken aslında en alt kata inerken filmin başka katları da olduğunu, burada çok derin bir yer olduğunu anlayabiliyoruz. Işık çekimlerinden, sahnelerden. Peki dedik ki insan diyor dürtüsel bir varlık. Bununla ilgili birkaç çalışmadan bahsetmek istiyoruz. Burada filmin öne sürdüğü id ile hareket eder diyor insanlar. Dürtüsel hareket ederler, anlık hareket ederler. Ve id, ego ve süperego kavramları var. Ego da aslında insanlar uzun süre düşünerek, mantıksal hani uzun vadede düşünerek daha iyi karar verirken, süperegoya baktığımız zaman da toplumun size biçtiği rollerden bahsediyoruz. Ego burada, id ve süperego arası aslında denge kurmakta. Bununla ilgili bir çalışma var. Mentor'da Gençler Tedavi Merkezi. Burada şöyle bir yaklaşım var. Çocukların yaşları 12 ile 17 arasında müebbet hapis cezası alan bir gençler ve burada onları yaptığı her hareketin sonucu düşünmeleri isteniyor. Böyle bir teknik uygulanıyor ve sadece kılavuzluk, danışmanlık ve ödül sisteminden bu faydalanılıyor burada ve sadece her bir karar vermeden önce düşünüp sonuçlarını düşünmesini istemek. Bu şekilde de nöron ağları aslında güçlendirmek. Bu şekilde egzersiz yaparak onların daha aktif çalışması amaçlıyor. Diğer örneğe geçiyorum şu anda. İkinci bir örnek de vardı bununla ilgili. Şimdi şuradan bahsetmek istiyorum. Özetle günümüz yapay zeka ortamında işte hepimizin bildiği gibi yapay zeka bizi ele geçirecek, insanları köle gibi kullanacak gibi birçok haberle her gün neredeyse karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi sol tarafta algoritma var, sağ tarafta insan ve onun karar verme duygular, yaratıcılık, hayal etme, etik, empati gibi kavramlar var. Yapay zeka algoritmalar karar verme oranı yapılan araştırma sadece %4. İnsanoğluna baktığımız zaman %96 duygusal karar verme dediğimiz, fakat bunun etrafında sadece duygu değil, yaratıcılık, hayal etme, etik, empati gibi birçok kavram olduğunu biliyoruz. Bunlar gizem, hayal etme, merhamet, sezgi gibi faktörler. Yani aslında hani şunu söyleyebiliyoruz sonuç olarak. Bilim teknolojileri artık bu tarz filmler bunu yapay zeka, fütüristik bir bilim kurgu üyesi olmaktan çıkartıp hayatımızın doğal bir parçası haline getirdi. Ve bireyler de bu gelişmeye karşı durabilmeleri için de kendi bilinç düzeylerini ve farkındalığını artırarak yaratıcıları üst düzeye çıkarmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Hızlıca özetlemeye çalıştım. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz hocam. Sorusu ve katkısı var mı? Teşekkürler. Sıradaki bildirimize geçebiliriz. Eyyub Aleyhisselam'ın kısasındaki bilimsel mucizeleri doktora öğretim üyesi Esma Yunus anlatacak bize. Buyurun hocam. Hocam geldi mi? Gözüküyor mu şu anda? Evet hocam. Evet. Gözüküyor. Tamam. Eyyub Aleyhisselam'ın kısasındaki bilimsel mucizeleri. Hocam ben yabancı, yavaş yavaş konuşuyorum. Ana dil evet, Türkçe evet, değil. Evet, bir önceki öğretmenimize de katılmışsınız. Hazreti Eyyub kimdir? Peygamberlerden biri olan Yakub Aleyhisselam'ın... Sen hocam şöyle... Gözüküyor mu hocam şu anda? İnternet kesti biraz. Gözüküyor hocam, devam edelim. Tamam. Hazreti Eyyub kimdir? Peygamberlerden biri olan Yakub Aleyhisselam'ın kardeşi İyase'nin neslinden gelen bir peygamberidir. Hazreti Eyyub Aleyhisselam Şam taraflarından yaşamıştır. Peygamberlik döneminde çok az sayıda kişi kendisinin iman etmiştir. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın dedesi İshak Aleyhisselam'dır. Dedesi Eyyub Aleyhisselam'ın çok avlat, çok mal ve çok mulku olması için Allah'a dua etmiştir. Allah'ın bu duayı kabul etmesi ile Hazreti Eyyub çok evladı ve çok mali olan bir kişi olmuştur. Hem taralası hem hayvanı ve hem de hizmetçileri bol olan peygamberiydi. Sofrasında mutlaka fakir birinde bulundurdu. Dollara, yetimlere ve fakirlere her zaman yardım ederdi. Allah'ın kendisinin vermiş olduğu bu nimetler her zaman kendisinin misafir onların ile paylaşmıştı. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın mesleği. Hazreti Eyyub Aleyhisselam ziraatçılık ile uğraşmaktaydı. Yaşadığı bölgede bulunan eşek, at, davar, deve gibi her cinsitik mal kendisinin aittir. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın Kur'an'da bahsedilmesi. Eyyub Aleyhisselam'da Kur'an'da 4 yerde bahsedilir ve sabır örneği olarak takdim edilir. El-Nisa, El-En'am, El-Enbiya, Sad. Bu ayetler peygamber olarak görevlendirilmesi, üstün ahlak, bir hastalığı yakalanması ve Allah'ın lütfuyla bu hastalıktan kurutulması olarak sıralanabilir. Peygamberlerin arasında adı geçer ve kendisinden kulumuz diye bahsedilir. Sabır bir insan örneği olarak gösterilir. Ayetlerdeki bilgiler esas alındığında onun bu hastalığının diğer peygamberlerin tabi tutulduğu imtihanlar cinsinden manevi derecesinden yükseltilmesine sebep kılınan bir tecrübe olduğu görülmektedir. Hazreti Eyyub'un kısaca hayatı. Hazreti Eyyub yaşamının başlarından zengin bir erik yaşamının ortalarında fakir biri olmuştu. Hiçbir zaman Sarvet Eyyub Aleyhisselam'ın Allah'ın yolundan ayırmadı. Şam civarında yaşayan insanlar peygamber olarak gönderdi. Peygamberliğinin gereğinin her zamanda yerinde getirdi ve insanları Allah'u iman etmeye ve Allah'a ibadet etmeye çağırdı. Daveti sırasında çok fazla sıkıntı çekti. Daha sonrasında Allah Hazreti Eyyub'un mali, bedeni ve evladı üzerinde sınadı. Hazreti Eyyub bütün zenginliğini ve çocuklarını kaybetti. O bütün varlığını kaybetmesi karşısında isyan etmeyip sabretti. İnsanlar onun bu sabrına inanmadı. Hazreti Eyyub çok ağır bir hastalığı yakalandı. Yataktan kalkmaz, hiçbir yapamaz oldu. Yeni isyan etmeyip sabretti.
En küçük bir yakınında bil göstermedi. Büyük bir zenginlikten sonra her şeyini, parasından çocuklarını ve salihini kaybetti. Hiç umudunu kaybetmeye peygamberin inancını koruyarak sabırı ve dua ile sürekli Allah-u Teala'nın yardım dildi. Hazreti Eyyub'un imtihan uzun sürmüştü ama sonunda eski sağlığında ve zenginliğine kavuştu. Kim izzet isterse bilim ki izzet tamamıyla Allah'u aittir. Güzel sözleri onun yükseleri rızasına uygun ise ve davranışları da o yücelikli ifadenizin hatırlatır. Nitekim Eyyub Aleyhisselam'ın büyük bir edep ve tazim içinde Cenab-ı Hakk'a yönelişi neticesinde dua kabul olmuş ve kendisinin şifa, rahmet ve lütfu kapıları açmıştı. Ayet-i Kerime'den buyurulur, bunun üzerinden biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk eden için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve onu aile afradında ayrıca bunlar birlikte bir meselinde daha verdik. Hazreti Eyyub Aleyhisselam mucizeleri. Bu dizimizde Allahu Teala'nın soğuk ve lezzetli kar suyu ile ilgili ayetindeki bilimsel mucizelerini de inceleyeceğiz. Allah-u Teala şeytanının atıştan yaratmıştı. Bu sebeple tabiatı hararetlidir ve soğuk ve karlı suyu tahammülü edemez. Karlı su Allah'ın emriliği hem nefsi hem cesedi hastalıkları şifadır. Allah-u Teala Eyyub Aleyhisselam'ın üç çeşitli tedavi usulünün ile şifa verdi. Birinci usul çadaş tıp usulunda dua tedavi diye isimlendirilir. Ayette geçen kuş emirinden maksat normal hareketi etmek ve yürümek diğerdir. Burada maksat beden ile yapılan spordu. Allah-u Teala'nın böyle emretmesinin hikmetisi Eyyub Aleyhisselam'ın hastalık sebebiyle uzun bir süre yatamasından dolayı bedeninin adet felçli durumu gelmesidir. İkinci usul ayette geçen yıkamında için soğuk suda ayrı bir bilimsel mucize vardır. Günümüz tıbbından belli kaynaklardan çıkan suların beden ve çok faydalar olduğu ve özellikle maden suyu gibi suların beden çok faydalar olduğunun kanıtlanmıştır. Bu ayetler tefsirinde Allah-u Teala Eyyub Aleyhisselam'ın şifa vermesi için yeryüzünden bir kaynak çağırdığı ve Eyyub Aleyhisselam'ın buradan çıkan soğuk suyu kullanarak şifaya ulaştığı yazar. Zamanımızda soğuk suyunun beden olan faydası ve bedendeki pislikleri giderdiği bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim bu geçer sıralar önce bildirmiştir. Üçüncü usul ayette geçen şarap kelimesi Arapça bir kelimesidir. Bazen ilaçlar ağzı yoluyla alınması gerekir. Şarap kelimesini Müslüman doktorlar kullanmış ve seneler sonra bu kelime Avrupa tıbbından da geçmiştir. Günümüz tıbbında ise hala bu kelime şurup yani şurup kelimesi de kullanılır ve bu kelime bazen ilaçların ağız yoluyla alındığını gösterir. Cilt hastalıkları için gereken bu üç usulü asırlar önce Kur'an-ı Kerim'de kısa bir ayetle bahsedilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'in çok büyük bir mucizesidir. Sonuç olarak dilinin bekir, sarvat, zenginlik, evlad, mal, mülk, bir an bili Hazreti Eyyub Aleyhisselam gaflet vermemiz ve Cenab-ı Hakk'ın ibadet etmesini manevi olmada gibi insanlar Hakk'a davetinde
engelli olmamıştır. Hazreti Eyyub aleyhisselam hastalık, musibet ve belaların karşı sabır ve teslimiyetle insanlar örnek olmuştur. Mal, mulk, muki, makam, salik gibi dünyayı nimetlere mazhar, onlar gururlanıp gaflet ve dalatlı dünyamızı bela, sıkıntı, musibetlere maruz kalanların da kendisilerinden daha fazla musibet duçar olan. Hazreti Eyyub aleyhisselam ve diğer musibetlerini düşünüp ibret alıp sabretmeye çalışmalarar bir ili olmayanlar ki ili olmayanlar bir göz olmayanlar iki göz olmayanlara bakarak sürüklemeli ve mutsuzluğu kapılmamalılar. Hazreti Eyyub aleyhisselam'ın başından geçen bu hastalık ve musibetlerinden günümüzde de ders ve ibret alınmalıdır. Allah-u Teala Eyyub aleyhisselam tekrar salihinin kavuşturduğu gibi oncik malından daha fazla servet peygamberlik vazifesi vermiş. Manevi hastalıklarımız, manevi hastalıklar gaflet, yiğis, riya, kibir, ucub, gurur, düşmanlık, kin, haset, suazan, dünya sevgili, cimrilik ve diğer bütün günahlar olarak sıralanabilir. Bunlar tedavi salih amel ve Cenab-ı Hakk'ın min ettiğin şeylerden uzak durmak ile olur. Hazreti Eyyub dert ve musibetler karşı çok sabırlı biriydi. Bir kirasında bir hastalığında tutulmuş ve iyice düşmüştü. Fakat sabırından dolayı bunun aldırmıyordu. Bulunduğu gibi Hazreti Eyyub aleyhisselam maddi musibetleri fazla büyük görmemişti. Biz de beden hastalıklar, kaza ve balalara günümüzde fazla büyütmemeliyiz. Çünkü maddi musibetleri büyük gördükçe daha da büyüyor. Her ne kadar maddi hastalıklar kişinin dünya hayatına bir sıkıntı virüse da ibadet hukum geçen için ahirette hayati faydası vardır. Beden hastalıklar şikayet etmemek ve sabretmemek şartlıya bir yol gösterici. Aynı zamanda Allah'u bir insan ihsan bir hediyesidir. Hazreti Eyyub aleyhisselam gibi şükredip sabır gösterildiğinde umur dakikalarını biri saat ibadet hukumunu götürebilir. Hasta Allah'u iltica edip kendisine dua edersin. Gösterişsiz manevi bir ibadet mazhar olur. Hatta kafar zunub olabilir. Nitekim Hazreti Eyyub aleyhisselam şöyle buyuruyor. İrmiş bir ağaçlar sılkımıkla nasıl meyveler düşer? Sitamının tertemisinden günahlar öyle dökülür. Cenab-ı Hakk'ın insan sunusuz bir acizlik vermiş ta ki daima Allah'u iltica edip niyaz etsin, dua etsin, bedeni hastalık insanındaki bu acizin hissettir. Sabır uzucu bir olayı karşısında kendinin hakem olmak, aşırı davranışlar girememek, başa gelen ilimin sıkıntı ve belalerin karşılığında Allah'tan başka kimse şikayet mi olmamak, sızılanmamak, yıkınmamak, kendisini acındırmamak demektir. Sabır nefsi hazverin şeylerinden uzaklamış, haramlarından sakınma ve din emrinin yerin getirmediği tarif edilmiştir. Başarının sırrı Hazreti Eyyub'un çetin kuluk imtihan başarısının sırrı da sabır ve sürekli Allah'u yönelimli olarak şöyle açıklanır. Şüphe yok ki biz onu sabır bulduk. O ne güzel bir kuldu ve şüphe yok ki
daima Rabbimin yönülendi. Musibetler kulluğunun bir parçası olarak da gelebilir. Dünyamızın içindeki biz insanlar için yaratıldı. Güneş ve ayda biz hizmet mamur edildi. Biz de Rabbim kulluk etmek ve cennet mükafatlarındalamak üzerinde yaratıldık. Yapmamız gereken kulluk içinde musibetler uğramak da kulluk çizinizi koruyarak sabır göstermek de vardır. Eyyub aleyhisselam gibi biz de dua etmeliyiz. Oradamız belalarının kaldırılması için Rabbimiz dua etmeliyiz. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz üzerinde selam olsun. Hazret Nuh'un, İbrahim'in, Eyyub'un, Musa'nın, Yusuf'un dualarının kabul ettiği gibi bizim dualarımız da kabul eder. Onlar vaat edilen maddi ve manevi yardım biz dua vaat etmiştir. Hocam ben bitti. Çok teşekkür ederim. İnşallah herkes Allah'ın ben ne dedi. Biz teşekkür ederiz hocam. Gayet anlaşılır anlattınız. Sorusu olan var mı? Bir soru gelmedi hocam. Tekrar teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sıradaki bildiri. Rodosçuklu tereke sahipleri hakkında bazı değerlendirmeler Doktor Pınar Doğanay hocamızdan dinleyeceğiz. Merhabalar. Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet hocam, biraz kısık geliyor ama duyabiliyoruz. Şimdi nasıl? Daha iyi sanki. Hocam buyurun, devam edin. Merhabalar, hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli hocalarım. Pınar Doğanay ben. Sizlere bir PowerPoint sunumu yapmayacağım. Konuşarak anlatmaya çalışacağım. İlk önce Rodos Türk neresidir? Ondan bahsetmek istiyorum. Rodos Türk aslında bugünkü Tekirdağ bölgesi. Osmanlı'nın bölgeyi fethinde Rodosçuk ismini alıyor. Ardından Tekfur Dağı'na dönüşüyor. Daha sonra da günümüze Tekirdağ olarak geliyor. Tereke sahipleri hakkında değerlendirmeler yaptığımız bu çalışmayı seçerken aslında amacımız tereke kayıtları kent tarihi çalışmalarında nasıl bize yardımcı olabilir? Bundan yararlanmak istiyorduk. Bu soruya cevap bulmak istiyorduk. Bu nedenle 2 adet şeriye sicilinde yer alan tereke defterini inceledik. 1697 ve 1701 numaralı defterler. Defterler 1785 ve 1790 yıllarına ihtiva ediyorlar. Bu dönemi seçme nedenimiz bir diğer önemli husus ise bu dönemde Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı vardı. Biz acaba Osmanlı'da bu dönemde savaşa katılan askerlere dair kayıtlara rastlayabilir miyiz diye aslında bu dönemi incelemek istedik. Ve incelerken de pek çok bilgiye ulaştık. İlk olarak kısaca tereke nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Tereke kayıtları vefat eden kimsenin ardından tutulan defterler. Bu defterlerde kişinin yaşadığı şehir, mahalle, sokak, kariye, mesleği, ölüm nedeni, mirasçıları başta olmak üzere her türlü mal varlığının kaydedildiği defterlerdir. Bu defterlerde biz bu bilgilerin yanı sıra kişinin varisleri, aile bireyleri hakkında da bilgi edinebiliyoruz. Defterler daha eski dönemlerde, özellikle büyük şehirlere ait kayıtlarda, İstanbul, Çanakkale, Bursa gibi şehirlere ait kayıtlarda ayrı bir defter olarak tutulmuş. Ancak daha sonraki dönemlerde küçük şehirlerde, Rodosçuk da bunlardan birisi, şeriye sicillerinin bir parçası olarak yer alıyor şeriye kayıtları içerisinde. Bu kayıtları incelediğiniz zaman hem mevcut yerleşim yerinin sosyal yapısı hem de ekonomik yapısı ile ilgili bir takım değerlendirmelerde bulunabiliyorsunuz. Biz Rodosçuklu tereke kayıtlarını yaklaşık olarak 2 defter, 291 adet tereke kaydını inceledik. Bu kayıtlarda büyük bir kısmının, yaklaşık %70'inin erkeklere ait kayıtlar olduğunu, geriye kalanların kadınlara ait ve çocuklara ait kayıtlar olduğunu tespit ettik. Ancak şurada şu noktayı da belirtmek istiyorum. Hani zannedilmesin ki vefat eden herkesin tereke kaydı kadılığa intikal eder ve defterlerde yer alır. Böyle bir durum yok. Sadece varisler arasında bir anlaşmazlık varsa, buluğ çağına erişmemiş bir çocuk varsa
Ve diğer önemli husus ise varisi olmayan birine ait bir kayıt varsa bunlar kadılığa intikal eder ve defterlerde yer alırdı. Bizim incelediğimiz defterlerde bu kayıtlar, işte bu tarz kayıtlar, yaklaşık olarak 291 TRK kaydı içerisinde hem şehir sakinlerine ait kayıtları tespit ettik, hem de şehre misafir olarak gelenlerin kayıtlarını tespit ettik. Misafir olarak gelen kayıtların da varlığı bizim için önemliydi. Zira bu sayede Rodosçu'nun nasıl bir yerleşim yeri oldu? Yani bu gelenler çalışmak için geliyorsa demek ki burada bir ticari potansiyel var. Bu soruya da cevap bulabiliyoruz. Bu yüzden bizim için önemliydi bunlar. Bu kayıtları tespit ederken ilk olarak TRK sahiplerinin kimliklerini irdeledik. 291 TRK kaydının kimliğini bu çalışma kapsamında verebilmek pek mümkün olmasa da özellikle sesimi duyabiliyor musunuz? Evet hocam, duyuyoruz. Sizden evet. Önce ben acaba dedim bana çünkü gelmedi. Yok hocam. Pardon tamam. Ben biraz böleceğim bildiğiniz ama Esma hocam lütfen ekran paylaşımınızı durdurabilir misiniz? Hala sizin ekranınızı görüyoruz sanırım. Ben galiba Didem Ateş Hoca'yı görebiliyorum ekranda. O Esma hocamızın ekranı şu an gözüküyor. Evet. Durdurmamış daha ekran paylaşımını. O yüzden Skype'ını görüyoruz. Esma hocam, orta noktada durmak ilginç oldu. Aynen, ben de o yüzden durdurmalarını belki rahatsız olursunuz diye. Hocam ben buradayım. Esma hocam durdurabilir misiniz ekran paylaşımınızı? Hala sizin Skype'ınızı görüyoruz. Tamam. Çekiyorum mu? Ekran paylaşımınızı durdurun. Ha, durduruyorum. Tamam. Hala sizin ekranınızı görüyoruz. Durdurabildiniz mi? Şu üst üste kare olan var ya, muşareketel bilmem ne. Hocam daha söyleyebilir misin? İnternet gitti, ses gelmiyor. Ne istiyorsun anlamadım. Daha söyleyebilir misin? Hocam altta iki tane üst üste kare var. Oradan ekran paylaşımını durdurabilir misiniz? Tamam. Yaptım hocam. Tamamdır hocam sanırım. Bunlar hocam devam edebilirsiniz. Tamam. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Çalışmada ilk olarak dediğim gibi TRK sahiplerinin kimliklerini tespit ederek başladık. Ama 291 TRK kaydının kimliklerini burada tabii vermeyeceğim. Bunlar arasında bizim için işte önemli olanlar Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'na Rodosçuk'tan kimler katılmış? Bunlar Rodosçuk'un hangi bölgesinde ikamet ediyorlar? Yani şehir merkezindeki mahallelerde mi, karelerde mi ikamet ediyorlar? Bunların mevcut aile yapıları nasıl? Bunları irdeledik. İlk olarak 12 kişiye tespit ettik. Bu 12 kişi de o dönemde Bender Kalesi'nde bulunduğu esnada vefat eden kişiler. Pek çoğu zaten askerlik mesleğiyle alakalı kişiler olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü kullandıkları ünvanlar da onunla ilgili ünvanlar. Bu kişilerin isimlerini söyleyecek olursak Zebba Abdi Beşe, Saatçioğlu Hasan Beşe, Deli Abdullahoğlu Molla Ahmet, Berber Mehmet Beşe, Dargınoğlu Mustafa Beşe, Darılmazoğlu Ali Beşe, Halil Beşe gibi isimler. Beşe ismi askerlikle ilgili bir ünvan olduğu için, paşadan gelen bir ünvan olduğu için kişilerin asker kökenli oldukları zaten ortaya çıkıyor. Bu askerlerin aile yapılarına baktığımız zaman ise birçoğunun evli ve birden fazla çocuğa sahip olduğunu görüyoruz. Bazısının ise eşinin kendisinden önce vefat ettiğini görüyoruz. Kimi askerlerin ise henüz evlenmediğini, en azından kayıtlarda, TRK kayıtlarına baktığımız zaman sadece annesi veya kız kardeşi, erkek kardeşine dair kayıtlar olduğunu görebiliyoruz. TRK'lerde tespit edilen diğer önemli husus ise dediğim gibi kişilerin kullanmış oldukları ünvan ve lakaplar. TRK'ler bize gösteriyor ki Müslüman halk çok yoğun bir şekilde ünvan kullanabilirken bölgedeki gayrimüslim halkın ünvan kullanmadığını, daha ziyade kendi meslek gruplarıyla anıldıklarını görüyoruz. Mesela gayrimüslimden bahsederken Berber, Agop gibi isimler kullanabilirken
Müslümanlardan bahsettiğimizde A, Beşe, Efendi, Bey gibi ünvanların çok yoğun bir şekilde kullandığına tanık oluyoruz. 12 farklı ünvan kullanıldığını gördük. Bunların Beşe, A, Esir, Hacı, Molla, Efendi, Reis, Eşek, Bey, Alemdar, Baba ve Deli ünvanları olduğunu görüyoruz. Bu ünvanların tek tek de bir açıklamasını yapmayacağım. Çok da sizi sıkmak istemiyorum. Aynı zamanda bu dönemde çok yoğun bir şekilde gayrimüslim ve Müslümanlar arasında kullanılan isimler de var. Bunlar da yine terekelerden tespit ediliyor. En önemli söylemem gereken husus ise gayrimüslimler arasında, özellikle kadınlar arasında çok yoğun bir şekilde Meryem ismini kullanıldığını görürken Müslümanlarda Meryem isminin bu kadar yoğun kullanılmadığını görüyoruz. Tereke sahiplerinin kayıtlarında aynı zamanda bölgedeki sosyal yapıyla ilgili çıkan bilgilerden biri de bölgenin mevcut fiziki yapısı nasıl, yani bölgede kaç tane mahalle var, kaç tane karya var, buna dair bilgiler çıkmasıydı. Kayıtlar bize gösterdi ki bölgede, yani en azından bu iki defterden görebildiğimiz kadarıyla 29 mahalle var Rodosçuk'ta. 13 de karya var. Mahallelerin büyük bir kısmı Müslümanlara ait mahalleler ama bunun yanı sıra gayrimüslimlere ait de pek çok mahalle bulunmakta. Aynı zamanda bazı mahallelerde Müslümanlar ve gayrimüslimler bir arada yaşıyorlar. Ortak mahalleleri de var. Gayrimüslimlere ait mahallelerin ise kendi arasında mahalleyi Ermeniyan ve mahalleyi Rumyan şeklinde ayrıştırıldığını da görebiliyoruz. Aynı zamanda kırsal alandaki yerleşim yerlerine baktığımız zaman ise 13 tane karyenin varlığından haberdarız. 13 karyedeki ikamet eden nüfusa baktığımız zaman ise karyelerin büyük çoğunun Müslümanlara ait olduğunu, yaklaşık 10 tanesinde Müslümanlar oturuyor, bir tanesinde gayrimüslimler ikamet ediyor. Geriye kalan 2 karyede ise hem Müslümanlar hem gayrimüslimler bir arada oturabiliyor. Bu durum bize aslında şunu da gösteriyor. Gayrimüslimler Müslümanlara nazaran şehir merkezinde ikamet etmeye daha fazla yatkınlar ama Müslümanlar o şekilde düşünmüyorlar. Daha ziyade kırsal alanlarda da yoğun bir şekilde nüfuslandıklarını görüyoruz. Daha eski çalışmalar zaten bölgeye giden ilk yörük gruplarının daha ziyade kırsal alanlara yerleştiğini gösteriyor. Kayıtlarda ortaya çıkan bir diğer önemli veriler ise bölgede bulunan insanların ekonomik durumları. Tereke sahibinin mal varlıklarına baktığımız zaman Rodosçuk'un tereke sahibinin ortalama 5000 ile 500 bin akçe arasında değişen bir mal varlığına sahip olabildiğini görüyoruz. Mal varlıkları arasında en fazla değerli olarak evlerin yer aldığını, bunları sırasıyla dükkanların, tarlaların, bağ bahçelerin takip ettiğini, bunun dışında ziynet eşyalar ve kişisel şahsi eşyaların varlığından haberdarız. Toparlayacak olursam çok fazla vaktinizi almadan TK kayıtlarını da incelediğimizde Rodosçuk'un Müslümanların yanı sıra gayrimüslimlerin de yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim yeri olduğu, gayrimüslimler arasında Ermeniler ve Rumların bulunduğu, TK kayıtlarını incelediğimizde Ermenilerin TK kaydının daha fazla olduğunu, bu durum bir anlamda aslında bölgede Ermeni nüfusun Rum nüfusuna nazaran en azından bu dönem için çok daha fazla olduğu yönde yorumlanabilir. Diğer bir önemli husus ise mevcut dönemde Rodosçuk'ta çekirdek ailenin hakim olduğunu, çünkü genelde evliliklerin tek eşli evlilik şeklinde olduğu görülüyor. Ortalama çocuk sayısının 2 ve 3'ü aşmadığını, hatta 4'ün üzerinde çocuk sayısının çok çok az olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik yapı anlamında irdelediğimiz ise Rodosçuk'ta şehre misafir olarak gelenlerden bahsetmiştim bilindiği üzere. Onların büyük çoğunluğunun çalışmak için geldiği tespit edildi. Çünkü terekelerine baktığımız zaman pek çoğunun bugünkü otel dediğimiz otel tarzında odalarda, hanlarda, konaklarda ikamet ettiği ve çalıştıkları yerlerde genellikle vefat ettikleri görülmekte. Diğer önemli husus ise mal varlıkları üzerinden çıkarımda bularak yine söylüyorum. Çok sayıda kişinin bağ sahibi olduğunu görüyoruz. Bu durum bölgede bağ yetiştiriciliğinde önemli bir gelir kaynağı olduğunu göstermekte. Toparlayacak olursam son olarak tereke kayıtları görüldüğü üzere bir bölgenin sadece tereke kayıtları üzerinden dahi mevcut yerleşim yerinin fiziki, ekonomik ve sosyal yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunabilmek mümkün. Bunu diğer arşiv kaynaklarıyla desteklersek ortaya çok daha güzel çalışmalar çıkacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Sorusu olan var mı?
bir soru gelmedi hocam. Diğer soruyu geçebiliriz. Kur'an'da İsmaül Hosna çerçevesinde Allah'ın merhameti ve gazabı başlıklı bildiriyi Sayın Ayşe Nur Seza Uslu hocamız sunacaklar. Hocam dinliyoruz. Evet hocam. Ekranı paylaşıyorum hemen. Teşekkür. Geldi sanırım, değil mi? Evet. Tamam. Herkese merhaba. Ben Kur'an'da Esma-ül Hüsna çerçevesinde Allah'ın merhameti ve gazabı konulu çalışmamı sizlere sunmak istiyorum. Öncelikle Esma-ül Hüsna, merhamet ve gazap kavramlarına değinmek istiyorum. İslam inancının temelini bir olan Allah'a iman oluşturur. Mümin kimse için doğru bir Allah tasavvuru hayatının odak noktasıdır. Çünkü Allah'ı hakkıyla bilmek, tanımak kişiyi doğru bir imana ve bu imanın gerektirdiği doğru davranışlara yönlendirir. Yaratılış özellikleri bakımından insan Allah'ı bilme ve tanıma yetisi sınırlıdır. Ve Kur'an-ı Kerim insana bu konuda rehberlik etmekte, yaratıcısını hakkıyla bilmeye ve razı olacağı şekilde kulluk etmeye çağırmaktadır. Kur'an'da isim kelimesinin çoğulu olan Esma ve güzel, en güzel anlamındaki Hüsna kelimelerinden oluşan Esma-ül Hüsna terkibi 4 ayette geçmektedir ve Allah'ı nitelemektedir. Slide'de görüldüğü üzere Araf 180, İsra 110, Taha 8 ve Haşir 24 bu ayet-i kerimelerdir. Dini literatürde Esma-ül Hüsna, zat-ı ilahiyeye nispet edilen mana ve kavramlar şeklinde ifade edilmiştir. Esma-ül Hüsna, duyular ötesi olan yaratıcıyı, duyular aleminin kavramlarıyla kainat ve insanla olan ilişkisi bakımından bizlere tanıtmaktadır. İslam, itidal dinidir ve kulun her halinde denge içinde olmasını istemektedir. Bu noktada merhamet ve gazap, Allah'a tanıma ve iyi kul olma yolunda kişinin korku ve ümit, biz buna havf ve reca diyoruz. Bu dengeyi sağlamada bizi etkileyen iki önemli kavramdır. Merhamet kavramına bakacak olursak, rahime kökünden türemiştir. Sözlükte acımak, şefkat göstermek, hassasiyet anlamında mastar, acıma duygusu, bu duygunun etkisiyle yapılan iyilik, lütuf anlamında isim olarak geçmektedir. Rahmet kavramı da merhamet kavramı ile eş anlamlıdır. Merhamet, mastar olarak Kur'an'da bir ayette geçmekte ve insanlar arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Rahmet ise 114 yerde geçmekte ve her zaman Allah'a nispet edilmektedir. Genel olarak şöyle diyebiliriz, Türkçe'de de merhamet dediğimizde daha çok insanlar için kullanılmakta, rahmet de daha çok yaratıcıyı tavsif etmektedir. Rahmet kavramı Allah'a nispet edildiğinde tüm yarattıklarına yönelik lütfunu ve ihsanını ifade eder. Allah'ın yaratmada ve nimetlendirmede temel vasfı rahmettir. Gazap kavramı ise sözlükte öfke, hiddet, kızgınlık, sinirlenme gibi anlamlara gelmektedir. Gazap Kur'an'da 14 yerde geçer ve 2 ayet dışındaki diğer geçtiği tüm ayetlerde Allah için kullanılmıştır. Allah tüm kainatı rahmetiyle yaratmış, her canlıya rızkını vererek yaşamasına elverişli ortamı sunmuştur. Eşrefi mahlukat olarak yarattığı insana akıl ve irade vererek ondan kulluk etmesini istemiş, ilahi çağrıya uymayarak haddi aşan kullarını ise hikmet ve adaletinin gereği olarak cezalandırılacağını bildirerek uyarmıştır. Mükafat ve cezalandırma, insanın dünyada kendi iradesiyle Allah'ın buyruklarına uyması ve veya uymamasına karşılık hak ettiği sonuçlardır. Kur'an'da Allah'ın merhamet ve gazap ifade eden isimlerine değinecek olursak, Esma-ül Hüsna'nın bir kısmı taşıdıkları sevgi, lütuf, ihsan, af ve mağfiret gibi anlamlarla Allah'ın rahmet vasfını çeşitli yönlerden ortaya koymaktadır. Yaratma ve rızıklandırmada rahmet vasfı galiptir ve yine kıyamet gününde yeniden dirilişte de Allah'a itaatsizlikten sakınıp emirlerini yerine getirenler yine onun engin merhametine mazhar olacaktır.
Kur'an, Allah'ın merhametinin her şeyi kapsadığını bildirmekle beraber, aynı zamanda insanın onun rahmetine güvenerek gaflete kapılıp başıboş hareket etmesine de mani olmak için, merhametinin yanında azabının da şiddetli olduğunu hatırlatmaktadır. Gazap isimleri diye ifade ettiğimiz isimler, Allah'ın kudretini ortaya koymakla birlikte, aynı zamanda Allah'ın tecziye ediciliğini, yani cezalandırılacağını da ifade etmektedir. Kur'an'da Allah'ın merhamet vasfını ifade eden isimleri Rahman, Rahim, Gafur, Gaffar, Vedud, Halim, Tevvab, Rauf, Afu, Veli ve Sabur olarak sayabiliriz. Rahman çok merhametli, sürekli merhamet eden gibi anlamlara gelmektedir. Allah'a nispet edildiğinde lütuf ve ihsanda bulunan anlamı içerir. Lafz-ı Celal gibi sadece Allah'a özgüdür ve özel isimdir. Kur'an'da sadece Allah için kullanılmıştır. Rahim ismi de Rahman ismiyle aynı kökten gelmektedir. Allah'ın ismi olarak esirgeyen, bağışlayan, engin merhamet sahibi, dünyada kendisine inanıp emirlerine uygun bir şekilde yaşayanları, ahirette ebedi nimetlerle mükafatlandıracak olan anlamları verilmektedir. Rahman isminden farklı olarak Rahim, Allah dışındaki varlıklar için de kullanılır. Dini literatürde yaygın kabul gören tanımla Allah, dünyanın Rahmanı, ahiretin Rahimi şeklinde ifade edilmektedir. Ayetlere bakıldığında ise iki ismin tecellilerinin hem dünyada hem de ahirette görülebileceği anlaşılmaktadır. Ancak belirgin etkileri bakımından bir hususiliğin atfedilebileceği de söylenebilir. Merhamet isimlerine, anlamlarına genel olarak baktığımızda Gafur ve Gaffar çok bağışlayan, çok affeden anlamlarındadır. Kur'an'da aynı kökten Gafiruzzem, Zumafire, Vasül mağfire, ehlül mağfire, hayrül gafirin terkipleri farklı ayetlerde Allah'ın bağışlayıcılığını vurgulamaktadır. Vedud ismine salih kullarını çok seven ve kulları tarafından çok sevilen anlamları verilmiştir. Halim, gücü yettiği halde suçluların cezasını hemen vermeyen, cezada acele etmeyen, çok sabırlı, müsamahakar davranarak gerekli cezayı bir süre erteleyen gibi anlamlara gelmektedir. Tevvab, kullarını tövbeye teşvik ederek onların tövbesini her seferinde çokça kabul eden anlamındadır. Rauf, merhametin en ileri derecesiyle muttasıf, çok merhametli, çok şefkatli, çok pek müşfik gibi anlamlara gelmektedir. Afu, kullarını sürekli affeden, çok bağışlayan, hak ettikleri cezayı vermeyi terk eden anlamlarına gelir. Veli, yardımcı, dost, seven, bütün varlıkların hükümdarı ve yöneticisi demektir. Sabur ise çok sabırlı, kullarının isyanlarına, itaatsizliklerine karşı aceleci olmayan, hallerini düzeltmeleri için onlara fırsat ve mühlet veren anlamlarına gelmektedir. Allah'ın rahmetinin farklı isimlerle bu şekilde ifade edilmesi, onun rahmetinin genişliğini ve kulları için çeşitli şekillerde tecelli ettiğini ortaya koymaktadır. Kur'an'da Allah'ın gazap vasfını ifade eden isimlere baktığımızda ise Kahir, Kahhar, Hafid, Müzil, Muntakim, Zuntikam, Dar, Muazzib, Zu'ikab, Seri'ul-ikab ve Şedid dikkatimizi çekmektedir. Kahir, Kahhar, galip gelen, hükmeden, yenilmeyen, yegane galip anlamlarındadır. Hafid, aşağı indiren, alçaltan, değerini azaltan demektir. Alimler, Esma-ül Hüsna'da gazap anlamı taşıyan esmaların karşıt anlamlarıyla birlikte kullanılmasına uygun görmüşlerdir. Bu bakımdan Hafid ismi 99 isimden oluşan Esma-ül Hüsna listesinde yücelten, izzet ve şeref bahşeden anlamlarındaki Rafi ismiyle birlikte geçmektedir. Müzil, Allah'a nispet edildiğinde onun kullarından dilediğini değersiz, itibarsız, zayıf yapması manasına gelir. Esma-ül Hüsna'da dilediği kimseyi yücelten, güçlü ve değerli kılan anlamındaki Muiz ismiyle birlikte geçmektedir.
Muntakim suç ve günah işleyenleri adaletiyle müstahak oldukları şekilde cezalandıran, yadırgayıp ayıplayan anlamındadır. Dar, zarar veren, zarar verici olanlar da dahil olmak üzere her şeyi yaratan anlamlarında Allah'ın ismidir. Esma-ül Hüsna'da fayda veren, faydalı olan karşıt anlamındaki Nafi ismiyle birlikte geçmektedir. Muazzip, suçluları, günah işleyenleri, zalimleri cezalandıran, onlara azap eden demektir. Şedid, çok güçlü, çok kuvvetli, azabı ve cezası çok kuvvetli demektir. Kur'an'da şedid, şedidül ikab, şedidül azab, şedidül mihal, eşeddu be'sen, eşeddu azaben, eşeddu tenkilen şeklinde de geçmektedir. Merhamet ve gazap ifade eden isimlerin ayetlerde diğer isimlerle birlikte kullanılmasına baktığımızda ise Kur'an'da Esma-ül Hüsna geçtiği ayetlerin ve o ayetlerin içerisinde yer aldıkları pasajları muhtevasıyla sıkı bir ilişki ve uygunluk içindedir. Ayetlerde ikili olarak geçen isimler ilk bakışta kafiye için edebi amaçla kullanılmış gibi görünse de ayetlerin muhtevası incelendiğinde bunun temel nedeninin anlam ve ayetle olan münasebet olduğu görülmektedir. Ayetlerde birlikte kullanılan isimlerde ayetin muhtevasını pekiştirme dışında bu isimler arasında birbirini teyit etme ve dengeleme münasebeti de vardır. Kur'an'da merhamet ve gazap isimlerinin birlikte kullanıldığı diğer isimlere baktığımızda ağırlıklı olarak Allah'ın birliğini, rububiyetini, güç ve kudretini yansıtan isimler karşımıza çıkmaktadır. Kur'an, merhamet isimlerinin Kur'an'da birlikte geçtiği diğer isimlere baktığımızda Aziz, Allah'ın güçlü ve daima galip olması, Ber, iyilik yapması, iyilik yapan, Rab, tüm varlıkları yaratan, terbiye eden, Şedidül İkab, cezası, azab, şiddetli, Şekur, kullarına yaptıkları ibadetlerin karşılığını bol bol veren, Gani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, Hakim, her şeyi bilen, her hükmünde isabetli, Kadir, her şeye gücü yeten, Nasir, yardımcı, şefi, mürşit ve hamid, hamda çokça layık olan anlamlarındaki isimleri görmekteyiz. Yine birden fazla merhamet isminin ayetlerde birlikte kullanıldığı da dikkat çekmektedir. Gazap isimlerinin Kur'an'da birlikte geçtiği diğer isimlere baktığımızda ise yine Allah'ın güçlü, galip olduğunu ifade eden Aziz, Muiz, onun bir ve tek olduğunu ifade eden Vahid, Hakim, kulları üzerinde hüküm sahibi, her hükmünde isabetli, Habir, her şeyden haberdar olan, Kavi, güçlü, tek ve yegane güç sahibi, Gafir-i Zemp, günahları bağışlayan, Kabil-i Tevb, tövbeleri kabul eden, Zittav, lütfu geniş anlamlarındaki esmaların azap esmalarıyla birlikte kullanıldığını görmekteyiz. Sonuç Esma-ül Hüsna'da Allah'ın kullarına olan rahmetinin ön planda olduğu açık şekilde görülmektedir. Bu ilahi merhamet vurgusu Allah'ın yaratılmışlarla ilişkisinde temeli gazabın değil rahmetin oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Ancak diğer yaratılanlardan farklı olarak akıl ve irade verilen insan yaptıklarından sorumludur ve sonucunda merhametle mi yoksa gazapla mı muamele göreceği kendi seçimlerine bağlıdır. Allah merhametiyle kendi rızasını kazanma ve azabından korunma konusunda kullarını uyarmaktadır. Allah'ın merhamet ve gazap vasıflarını doğru şekilde anlamak, kullukta her konuda ifrat ve tefritten uzak, itidal ve denge içinde bir tavır sergileyebilmede bize temel oluşturur. Aklı selim ve bilgili bir kul, kendi sorumlulukları konusunda gaflete düşmemeli, gayretsiz bir tevekkül ve yes barındırmayan sonsuz bir ümit içinde olmamalıdır diyoruz. Sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sorusu olan var mı?
Bir soru gelmedi hocam, çok sağ olun. Peki, teşekkürler. Diğer bildirimiz gerçeğin kız kaçından kurtulmamış surrealist ressamların psikanalitik yorumu Salvador Dali örneğiyle. Sayın doktora öğretim üyesi Gülhan Gökçek, Ceren Yıldırım hocamız sunacaklar. Merhabalar hocam. Ekranı paylaştım aslında ama siz görebiliyor musunuz? Henüz değil. Paylaşımı duyduğu değil. Tekrar paylaşayım. Evet. Şu an arkada sunum açık ama ekranı paylaş dediğim zaman ön izleme yok demekte. Evet. Can, bir fikriniz var mı problemin neyden kaynaklı olabileceğine dair? Maalesef hocam sadece... Hocam şimdi geldi sunum. Görüyor musunuz şu anda? Evet. Tamamdır. Geçişi görebiliyor musunuz hocam? Şimdiki, evet. Tamamdır. Tamam. Herkese merhaba tekrardan. Branşım klinik psikoloji. Bugün sürrealist ressamların psikanalitik yorumu ile ilgili konuşacağım. Salvador Dali'den örnek vererek. Yaratıcılığın ilk adımları, ilk tarih çağlarında insan yavrusunun doğaya karşı sergilediği mücadelede aslen kendini göstermekte. İnsan beslenmek için avlanmak, zorlu iklim koşullarından sakınmak için giyinmek, barınmak için ev inşa etmek, kısacası hayatını idame ettirebilmek için yaratıcılığını sergilemek zorundaydı. Yaratıcılığın sınırları, bazı yaratımların ötekilerden daha üstün oluşu, bireyler arasındaki farklılıkları, yaratıcılıkları bağlamında değerlendirme hususunda birçok ekolün ortak noktası haline geldi. Yapılan araştırmalarda göze çarpan en net unsuz, her yaratımın sanatçının özel dünyasıyla bir bağ kuruyor oluşu ve buradan hareketle ünlü sanatçıların tecrübe ettiği derin yaşantının irdelenmesinin eseri anlamlandırmada iyi bir yol olabileceği şeklinde karşımıza çıktı. Bazı hocalarımızın kader motifi dediği, bazı hocalarımızın yine bazı ekollerin bilinç dışı seçer dediği, benim de insanın sancıdığı yerden dile gelmeye çalıştığı şeklinde yorumladığım bir durum var. Bu da Rollo May tarafından bilinç dışı sımsıkı sarıldığımız bilinçli inancı yarıp geçer şeklinde açıklanmakta. Kişi hayatı içerisinde her daim geçmiş travmaları, çocukluk yaşantıları, oraya dair olan ve oranın kalıntıları olan birçok unsurla sarıp sarmalanmış vaziyette olup tüm tercihleri ve aslında tüm eylemlerinde bunları sergiler vaziyettedir. Salvador Dali'nin seçilmesinin sebebi aslında birçok araştırmacının hakkında birçok şey söylediği, çok ilginç bir yaşama sahip bir sanatçı, çok ünlü bir sanatçı. Fakat bakıldığında geçmiş yaşantısına dönüldüğünde çok karanlık, çok travmatik bir yaşam söz konusu. Kendisi bunu ben hayatım boyunca tapınılan bir ölünün ayak izlerinden yürüdüm ve onun gölgesi şeklinde hayatımı idame ettirdim demekte. Çünkü Dali çiftinin bağırsak iltihabından vefat eden ilk oğulları, 9 ay sonra ressam Salvador Dali dünyaya geliyor ve aynı ismi veriyorlar ikinci oğullarına. Mezarına, kabrine beraber gidiyorlar ziyarete. Ressam Salvador Dali'nin yanında küçük bir çocuk olmasına rağmen ölmüş abisinin hakkında konuşmaktan asla geri durmuyorlar. Gibi gibi bir yaşantının üzerine kendinin ve kimliğinin farkında olamayıp dikkat çekmek üzerine daha çok küçük yaşlarda histeri krizleri geçiren ve çok teatral davranışlar sergileyen bir ressam. Güç düşkünlüğü, babaya olan nefretinin çözümlenememiş olması, bir takım ödip kalıntılardan gelme. Öyle ki güce olan düşkünlüğü kendini güçlü kılabilmek ve dikkat çekebilmek için çok sansasyonel bir yaşam biçimi sergilemesine sebep oluyor ölümüne dek. Çocuk Kral ismiyle anılıyor birçok kaynakta. Çünkü ciddi narsistik örüntülere sahip bir sanatçı. Narsizm, çok iyi biliriz ki içeride kalmış olan boş kanadın
anne ve baba tarafından onaylanmayan, belki sevilmeyen, görülmeyen çocuğun içeride boş kalan o kanadın sonucunda tüm yatırımını kendisine yapması, böylece de ortaya bir büyüklenmeci kendilik görünümünün çıkması. Buradan hareketle tabii bütün bunların neticesinde Salvador Dali'nin daha küçük yaşlarda, 10 yaşında kaydolduğu resim okulunda oradaki ressamları beğenmeyişi, disiplin suçları işleyişi, tüm otoriter figürlere başkaldırı şeklinde karşımıza çıkıyor. Dini inanç olarak Nietzsche'den çok etkileniyor ve 1950'li yıllara kadar da aslında kendini inançsız olarak tanımlıyor. Tabii burada Tanrı figürü de onun inancı bağlamında, Hristiyanlık bağlamında Tanrı figürü de bir otorite ve ona da bir başkaldırı aslında söz konusu. Tüm bu otoriteye karşı olan başkaldırı ve güç arayışı aslında babaya karşı olan bir nefret, bir o nefretin yaşantısındaki görünür hali. Tabii bununla kalmıyor. Yine sansasyonel şekilde hayatını idame ettirmeye devam ediyor ve Paul Elard çok yakın arkadaşı. Paul Elard'ın eşi Gala'ya aşık oluyor. Gizli gizli görüşmeye başlıyorlar ve 1934 senesinde de bir evlilik gerçekleşiyor. Gala kendisinden 10 yaş büyük. Birazdan nasıl bir kadın olduğundan bahsedeceğim ve belki onu tercih etmesine de annesine karşı olan ikircikli duygularından söz edebiliriz. İlginç bir şekilde çok enteresan karakterlerle arkadaşlık yapıyor. Sıradan insanlar çok sıkıcı onun için ve arkadaşı tarafından normal olanların Dali'yi tehlikede, çileden çıkardığına dair bir söylemi var. Arkadaşı Carlos Lozano'nun. Dali her sabah uyandığında bugün bu harika Salvador bakalım neler yaratacak şeklinde. Hayatının her aşamasında çok narsistik söylemleri mevcut. İnsanlara da keyif vermek ve keyif almak için buradasınız. Bana ilginç şeyler söylemelisiniz. Çünkü ben amansız bir entelektüel eleksiyon halindeyim. Tıpkı bir bitki eker gibi bir hikaye ekim ve özenle bakın besleyin söylemleri var. Narsistik örüntünün altında yatan obsesyonlar çok bilindiktir. Salvador Dali'de de bu obsesyonlar söz konusu. Resimlerindeki detaycılık, hem sürrealist resimlerindeki detaycılık hem de sürrealizm akımına geçiş yapmadan önce bir küçük bir izlenimci çalışmaları var küçük yaşlarda. O izlenimci çalışmalarındaki detaycılık. Sadece ressam kimliğiyle de karşımıza çıkmamakta. O bir yazar, o aynı zamanda bir film yapımcısı ve bir heykeltıraş. Tüm eserlerinde var bu detaycılık. Poem of Little Things şiirinde sözcüklerin ısrarlı tekrar ediciliği de yine obsesyonlarının görünür hali. Belki en kabul edilemez taraflarından biri, daha sonra Amerika'daki faciasından bahsedeceğim size ama eserlerinin tümünde saldırganlık, kan ve ürkütücü unsurlar söz konusu. Tabii burada bir antisosyal kişilik bozukluğundan bahsedebiliriz. Antisosyal kişilik bozukluğu içinde yaşadığı o tüm güçlü kontrol arzusuyla istedim mi oldurdum, istediğim her şeyi gerçek kılabilirim duygusu ve dürtüsüyle bunu yaşamının tüm her yerine sirayet ettirir. İçinde kabul edilemez o nefret ve dehşet verici duygular tamamıyla dış dünyaya yansıtılır. Salvador Dali'nin de bu antisosyal görünümünün içinde kabul edilemez o saldırganlık, kabul edilemez cinsel dürtüler gibi bir takım unsurların biz tüm eserlerine nasıl yansıttığını aslında çok iyi biliyoruz. Bunların ilk örneklerinden biri de yapımcılığını üstlendiği bir Endülüs Köpeği filminde bir sahne, ölü bir hayvanın gözünün kesilme sahnesinden fışkıran kanlar ve oradan kamera açısının bir kadının gözüne çevrilişi. Tabii filme gelen insanlar dehşete kapılıyor, dehşet içerisinde kalıyor ve belki buradan da hareketle dış görünümü olsun, hayata bakışı olsun, yarattığı eserlerin görünümleri olsun, Salvador Dali'nin kabul edilemez içsel dürtülerinin aslında bütün bir yaşamına nasıl sirayet ettiği konusunda çok iyi örneklerdir. Tabii narsizm deyince altta yatan büyük bir boşluk var. O büyüklenmeci kendiliğin altında aslında çok muhtaç, çok yoksun bir çocuk var. Baston koleksiyonu var. Bu baston koleksiyonunu da araştırmalar şöyle açıklamakta. Hayatı yaşarken bir şeyden destek almaya çalışmak ve ondan güç edinmek olarak açıklamaya yapıyorlar. Galay'la ilk buluşmasında da bu narsistik boşluk aslında narsizmin altında yatan boşluk çok görünür. Çünkü çok ilginç bir şekilde sonradan vazgeçeceği bir görünüşe bürünüyor.
Yırtık ipek bir bluz, dizaltı şort, inci kolye buraya kadar normal olabilir. Fakat kendini balık tutkalı ve keçi gübresiyle sıvıyor. Koltuk altlarını da kan ve mavi boyayla boyuyor. Sonra aynaya baktıktan sonra böyle görünmekten vazgeçiyor. Çünkü kendisi dehşete kapılıyor. Şimdi galayla buluşmaya, ilk buluşmasına giderken böyle bir hal oluşu. İçindeki boşluk duygusunun başkaları tarafından, içindeki yetersizlik duygusunun başkaları tarafından görünmemesi uğruna aslında bir çaba. Tabii bu görünümden vazgeçip normal bir şekilde görünerek gidiyor buluşmaya ama Salvador Dali'nin kıyafetleri, yaşam biçimi, ilginç zevkleri söz konusu olduğunda aslında bütün hayatının o boşluk ve utanç duygusunun kapatılması üzerine nasıl yapılandığıyla karşımıza çıkıyor. Belki bu görüntüden vazgeçiyor ama genel hayatının şatafatlı görünümüne baktığımızda hep bir kusuru kapatmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Şimdi bu noktada tabii anneye karşı olan ikircikli duygular ve annenin babayla paylaşılıyor oluşu bir ödipal dönem kalıntısı şeklinde Gala'nın Dali'den 10 yaş büyük oluşu olarak karşımıza çıkıyor. Ve Gala onun annesinin bir ikamesi. Çünkü Dali Gala'yı şöyle tanımlar. Ben onun bebeğiydim, oğluydum, sevgilisiydim. Gala benim her şeyim. Hatta bir süre sonra imzalarını Gala Dali diye atmaya başlıyor. Tüm sanat galerileriyle anlaşmaları Gala yapıyor. Dali'nin aldığı tüm çekler Gala'nın elinde. Dali tüm parasını Gala'ya veriyor ve Gala bir organizatör şeklinde aslında Dali'nin tüm hayatını organize eden bir kadın şeklinde. Hatta öyle ki bir yağmurlu havada arkadaşının anlatımı bu. Arabanın içinde, Dali arabanın içinde otururken Gala arabanın tekerleğini değiştiriyor. Böyle bir sorumluluk üstlenme durumu. Şimdi Sigmund Freud sanat ve sanatçılar üzerine çok fazla yazı yazmış ve çok fazla şey söylemiş bir bu alanda bir isim olmasına rağmen Dali hakkında, Dali ile görüşüyor olmasına rağmen Dali hakkında çok fazla bir şey yazmamakta, Dali ile çok ilgilenmemekte, üzerinde çok fazla durmamakta. Dali aslında bir fanatik. Yani Freud onu bir fanatik olarak niteliyor. Freud'la buluşmaya gidiyor. Tek arzusu Freud'la buluşmak. Buluşuyor ve onun bir portresini de yapıyor. Freud'un onu bir fanatik olarak nitelemesi de yine birazdan söyleyeceğim şekilde ilkel idealizasyon ve değersizleştirmenin hakim olduğu bir narsistik görüntünün en tipik versiyonu, idealize edilen nesneyle iç içe geçmek. Dali aslında Freud ve Freud'un fikirleriyle bir iç içe geçmişlik yaşıyor. Sürrealist resimlerde de zaten ben başlı başına gerçek üstücülüğün kendisiyim diyerek tamamıyla bilinç dışının bir yansıması şeklinde bütün hayatını idame ettiriyor. Freud'un insan vücudu gizli çekmecelerle doludur söylemine de çok bağlı. Bu sebeple yarattığı tüm eserlerdeki insan bedeni, bedenleri konsol ya da çekmece olarak resmedilmeye başlanıyor. Hatta antropomorfik dolap isimli yapıtında bu bir heykeldir. Bir insanın iç dünyasının korkunçluğu dışarı yansıtılıyor. Çekmecelerden çıkan işte bağırsak figürleri, insan derisindeki görünümler, solucanlar olarak kaydediliyor gibi. Yine kendi içindeki dehşet verici duyguları tamamıyla dış dünyaya yansıtan bir yapı sergileyen bir eserdir. Antropomorfik dolap. Yemek zevki de yine çok dehşete düşürücü. Çünkü sofrada bir yeni öldürülmüş bir tüylü bir küçük bir kuş serçe canlı kanlı bir şekilde onu yiyor ve bunun çok lezzetli olduğunu söylüyor etrafındakilere. Freud'a göre az önce söylemiş olduğum şekilde o bir fanatik, delilikle dahilik arasında gidip gelen bir yapı. En son parayı Amerika'da kazanmaya başladığında, para kazanmak için Amerika'ya gitmek zorunda kalmak Gala ile birlikte, Amerika'daki çok ünlü bir giyim mağazası, mağazanın vitrin tasarımı için Dali ile bir anlaşma yapıyor. Fakat Dali öyle bir vitrin tasarlıyor ki, tüm sokaktan geçenler dehşete kapılıyor. Gerçekten çok kanlı, çok saldırgan bir vitrin tasarımı. Ve anlaşmayı sona erdirip daha yumuşak bir vitrin tasarımı uğruna bir başka sanatçıyla anlaşıyorlar. Dali vitrine giriyor ve vitrindeki her şeyi alaşağı ediyor. Bütün camları kırıyor ve bunu neden yaptığı sorulduğunda da benim gerçek üstücülüğüm normal biri tarafından berbat edilemezdi. Bunu ben yarattım, ben yok edebilirim şeklinde bir açıklaması var. Yine narsist görüntünün en görünür hali belki de. 1950'lerle beraber aslında dine dönmeye başlıyor.
Hatta öyle ki Gala ile 1958 yılında 1934 yılında kıymış oldukları bir resmi nikahı Katolik nikahıyla tazeliyorlar. Hatta 1954 senelerinde yaptığı bir İsa'yı resmettiği bir yine gerçeküstü resimde İsa'nın çarmıha gerilimindeki görünümde bir çivi yok, bir kan görünümü yok, saldırgan bir durum yok. İsa tamamıyla gökyüzünden çok yumuşak bir şekilde aşağıdaki deniz manzarasına bakıyor. Biz bu noktada bu yıllarda aslında dine dönüşünün otorite figürüyle barışmaya başladığını, öyle ki aslında tekrardan babasıyla yakınlaştığını, babasını affetmeye başladığını söyleyebiliyoruz. 1980'li yıllarda Gala'nın vefatıyla birlikte aslında ikinci bir terk duygusuyla yeniden narsistik bir sarsılma yaşıyor Dali. Aradan çok kısa bir zaman geçiyor ve Gala'ya hediye ettiği İligat Kalesi'nde bilinmeyen bir yangın çıkıyor. Bu yangında çok yaralanıyor. Gerçekten bir daha geri döndürülemez biçimde yara alıyor. Fakat iyileşiyor. İyileşiyordan kastım hiçbir şey eskisi gibi olmuyor ama hayatta kalmayı bir şekilde başarıyor ve o haldeyken bile İspanya kralının onu ziyaret etmesini istiyor. Ve bu gerçekleşiyor. Burada bile aslında o yaralanmanın, o utancın, o boşluğun, o çocukluktan kalma bütün travmaların hala daha bir güç figürüyle kompanse edilmeye çalışıldığı, kapatılmaya çalışıldığı bir yapı görüyoruz. Sanatçılar söz konusu olduğunda özellikle psikodinamik kuran, psikanalitik kuran onların yaşamlarından yola çıkarak eserleri incelediğinde çok sarsıcı söylemlere sahip, çok sarsıcı söylemlerde bulunabiliyor. Benim de çok ilgimi çeken bir alan. Bu alanda çalışmalarımı yapmaya çalışıyorum. Daha önce de Van Gogh'un bipolar bozukluğu üzerinden bir çalışma sunmuştuk bir arkadaşımla birlikte Venedik'te. Bunu böyle bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir bilgi olmuş. Zevkle dinledik. Çok sağ olun. Sorusu olan var mı? Ben sormak isterim aslında son sunumla ilgili. Buyurun. Göremiyorum hocam sizi ama. Buyurun. Şöyle açayım ben. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu. Yani çalışma alanı da çok güzel. Merak ettiğim bir alan. Diğerini de okumak isterim diğer konuyu da. Van Gogh'da. Şeyi merak ettim. Yani hep bu biliriz Gala ile Salvador Dali'nin ilişkisini. Bir tutku olduğunu falan ama narsistik kişiliklerde bu tür ipleri birine verme çok görülmez. Bu nasıl bir, yani buradaki bu bence hani yani tabii ki yaşayan biriyle görüşmediğiniz için hani çok zor belki bir soru ama hani aklıma takıldı yani hani bu kadar her şeyini verebilmek bir sanatçı olarak özellikle de yani egosunu kullanan biri olarak. Hocam şöyle yanıt vereyim. Narsistik yapılarda biz aslında kendisine bir nesne seçip o nesneyi çok idealize ettiğini biliriz. Hmm. Çünkü aslında orada da bir narsizm vardır. Yani ben, benim, bana ait ve o kadar mükemmel ki çünkü bana ait. Hmm. Gala onun hayatında aslında mükemmeli temsil ediyor. Çünkü onun aşık olduğu kadın tabii ki en mükemmel olacak. Narsistik örüntülerde onların doktorları en iyisidir. Onların öğretmenleri en harikasıdır. Onların kuaförleri en harika kuafördür. Onların eşleri en harika eştir. Yani bu aksi düşünülemez. Tüm narsistik örüntülerde bir nesneyi idealize edip özellikle de kendilerine ait olan nesneyi idealize etme durumları vardır. Dolayısıyla Gala'da da bunu yaşamakta. Ama tabii ben az evvel sonunda söylemedim. Şöyle çok ilginç bir şey de var. Sapkın bir yaşam. Mükemmel gördüğü ve aşık olduğu Gala'yı başka erkeklerle paylaşmak konusunda da herhangi bir problem yaşamamakta. Evet. Yani şimdi burada iş biraz dürtü kuramından yola çıkacak olursak annenin bir ikamesi niteliğinde. Anneye karşı da çok ikircikli duygular var. Annem vefat ettikten sonra şöyle bir söylemi var. Hemen size aktarayım. Diyor ki meme kanserinden kaybediyor annesini ve çok özür diliyorum. Hemen söylüyorum.
Ona tapardım, ruhumun kaçınılmaz kusurlarını görünmez kılabilmesine hep güvendiğim bir varlığın gidişini kabullenemiyorum derken, aynı zamanda vefat eden annesinin fotoğrafını alıp ara ara sinirlenip o fotoğrafa tüküren de bir adam Dali. Çok ikircikli bir yapı var ve hatta babası sırf bu yüzden onu evden kovuyor. Yani sen ölmüş annenin fotoğrafına nasıl saygısızlık yaparsın şeklinde de çok gençken Dali'yi 20 küsürlü yaşlarındayken evden kovuyor. Dolayısıyla çok sapkın bir yaşam ama onun altında gerek dürtü kuramından gerek nesne ilişkileri kuramından yola çıkarsak aslında çok böyle sağlam zeminlere oturan da bir görünüm var. Evet. Hı-hı. Bilmiyorum, aydınlatıcı oldu mu hocam? Umarım evet. Yardımcı olabilmişimdir. Teşekkür ederim. Ben bir ekleme yapabilir miyim izninizle? Merhaba hocam, buyurun. Şimdi sanat olunca ister istemez dalmak zorunda hissettim kendimi. Tabii ki. Tamam, tabii. Klinik psikologsunuz ama şimdi Dali'nin eserlerinin üstünden giderken PowerPoint'inizde işte ne bileyim insanın yukarıdan bakan resmi alan dışı olanlar için tamam ben biliyorum bir problem yok. Ama alan dışı olanlar için o görsellerin olması daha akılda kalıcı olmasını sağlayabilirdi bence. O yönde de bundan sonraki çalışmalarınızı eklerseniz sanırım sanatçılarla da çok ciddi bir bağ kurarsınız ve bizim ne olduğumuz çıkar ortaya. Hocam şöyle, o kadar haklısınız ki sunumu hazırladım alelacele ve dedim ki kesinlikle böyle bir eleştiri alabilir. Çok emindim ben bu eleştiri olarak görmüyorum. Sadece benimki minicik bir tavsiye. Hocam çok teşekkür ederim. Çok çok değerli bir katkı. Kesinlikle farkındayım. Hatta az evvel şöyle sunumu son bir gözden geçirirken de ah dedim. Ama biraz alelacele hazırlanmış bir sunumdu. Hepinizin affına sığınıyorum. Gerçekten çok çok özür dilerim. Umarım tam metinde söylediğiniz gibi hepsine yer vereceğim. Ay evet, o tam metinleri de merak ediyorum. Kaç tane fotoğraf koyabiliriz diye zaten. Diğer sunumu nereden bulabiliriz Venedik'te sunduğunuzu? Onu ben aslında mail olarak yollayabilirim hocam. Daha çok sevinirim. O zamanlar doktoram daha bitmemişti ve doktora teziyle haşır neşirdim. Bir özet bildiri olarak sundum. Henüz tam metni çıkmadı onun. Hem Dali'nin tam metni hem onun tam metni şeklinde en kısa sürede yayınlayacağız. Onun diğerini bir arkadaşımla birlikte. Diğeri de kavramsal sanatla ilgilenen arkadaşımla birlikte yazıldı diğeri. Ben onun sunumunu gönderebilirim mail olarak. Evet. Ya da dilerseniz tam metin yayınlandığı zaman o zaman yollayabilirim. Nasıl arzu ederseniz. Tamam ya. Yani. Mail olarak alırsam sevinirim. Tabii ki. Çok memnun olurum. Teşekkür ederiz hocam değerli katkılarınız için. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak Halla Elmellah hocamız dinleyeceğiz. Umarım doğru telaffuz etmişimdir isimlerini. The Situation of Syrian Refugees Journalist in the House Society and Asylum Countries. Yes. First of all of us, do you listen to me? Good? Yeah, it's okay. Yes. I'm sorry for, I will speak in English. I wish all of you understand me. In general, I will express, this is the first time that I share a conference, online conference. Thank you very much for this joining. First of all, I am Hala Al-Mallah. I am Syrian. I'm a journalist. I'm a teacher assistant at Damascus University in Syria. Nowadays, I am a doctorate student at Marmara University. Institute of Social Sciences, the Faculty of Communication, and the Department of Radio and Television and Cinema. My presentation, the title of it is the situation of Syrian refugees, journalists especially,
in the host societies and asylum countries. In this presentation and the content of subjects which I will discuss, I will focus on the Syria, but not as a country which the war hasn't ended yet since it began 2011, but as people, as public, as human, as Syrians who suffered from many scourges. I will talk about the conditions and the situations of those Syrian refugees, journalists, who were forced to flee Syria and to save in order to save their lives. The war and the bombing, the murder, the violence that reflected all of these things reflected, of course, to their lives. Nowadays, Syrian refugees and journalists are scattered and resided in the host communities and the countries of asylum. They displaced forcibly from their land, of course, because of the conflict between the regime and its president, Bashar al-Assad, and against the OPUS and the revolution parties. In this field, I won't mention about the last news of the conflict and what happened in 9 years.